Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salat ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Cenab-ı tefikini refik eylesin. Devamlı değişen ve değişken olan kalbimizi dini mubin üzerine sabit kılsın inşallah. Dima projesi yapmıştık. Komutan hoş geldin. Şimdi soruyorum size Dima Dima ismiyle mi devam edelim yoksa kalp başlı başına bir proje mi olsun? Sen uzun sürecekse değişse mi? <laughs> Dima deyince <değil> de. <laughs> kayıtlanıyor mu? Dima şey ya grup olarak Dima kaldı ya. Grubumuz Dima kaldı diye. Öyle Oradan giriş kapısı iç aleme, kafaya. Yani aslında dima koymamızın sebebi zaten doğru oradan giriş kapısı. Oradan girdik, geldik şey şeye, Türkiye'ye girdik Kapıkule'den. Kalbe geldik. Onun için dima var mı başka bir fikir. Ben böyle devam edelim. Kalp alt başlık olarak. üst başlık dima. Başlık. Tamam. Çünkü dima artık bir marka oldu abi. Dima 264 08 09 2024 Proje Kalp 1 Arnavutköy'deyiz. Hadis veya ayetlerin anlam verilebilmesi için biliyorsunuz kanuneti var. Nerede, kimlerle, ne zaman, niçin? Sebebi nuzulu, sebebi mekan, sebebi şahıs, sebebi suallara verilen o cihette tefsir yazılmış. Yani Aynı soruyu farklı sahabe, farklı mekanda, farklı sebeple sormuş. Sual aynı, cevap farklı. Onun için neredeyiz? Arnavutköy'deyiz ve 2024'teyiz ve Dima grubumuzda devam ediyoruz. Şimdi yeni gelen kardeşler var. Tabii yeni girdiğiniz için anlamayacağınız önceden söyledim ama sorunuzu şeyden sonra, dersten sonra sorun. Yeniler için söylüyorum. Çünkü bizi geriye çekersiniz. Ondan yenilerin pek katılmasını istemiyorum. Gayem başka bir. İnsanlara ulaşmak değil. Risale-i Nur'daki o örtülü, hikmetle tabii örtülü hakikatin ortaya çıkartılması. Üste açılması. Çoklukla peşinde değiliz. Şimdi kalp arkadaşlar. Kalp dünyasına hoş geldiniz. Kalbinize hoş geldiniz. Kalp. Mestevi Nuriye'de ummadığım bir şekilde şu anda hatırıma geleni söylüyorum. Ustad insana ve kainata dört isimle bakar. İsmi evvel, ismi ahir, ismi zahir, ismi batın. Zahirde bakarsak beden zarf, kalp mazruftur der ustad. Mazruf zarfın içine konulan mektup. Zahire bakarsanız beden kalbi kapsar içim, içinde. Ama hakikaten bakarsak batın cihetiyle bakarsak beden kalbin içindedir. Zahire bakarsak akıl içimizdedir. Hakikaten kanuniyet itibariyle bakarsak hayır. Biz aklın içindeyiz. Hep onu vurgulamaya çalışıyorum. Dün de, dün akşam da öyle. İnsan aklının içindedir. Beden aklındadır. Akıl bedende değildir. Bedendedir, ismi zahir. Yani ağacın eveli çekirdek, ağacın ahirisi meyve, ağacın zahirisi, ağacın batınısı. Bu benim uydurmam değil ustadın. Hem ikinci şuada anda hem Mesnevi Nuriye'de Bu ne kazandırır? Hastalıklarda da öyle. Ustad onun için hastalık iki kısımdır der. Çok iyi o, Allah razı olsun. Bir vehmidir, bir de hakikidir der. Ama asır ben uydurduğum bir isim verdim Asra. Asrı Vehim. Vehim Asrı. Asrın ismini ben koydum. Vehim Asrı. Düşünce bozukluğu. Arkadaşlar bahtiyarsınız. iltifat etmiyorum. Kızacağım sana. Kızıyorum. Kendime de kızıyorum. Affetmiyorum kendimi. Size de. Çünkü sahipleniyorum. Seviyorum sizi. Ama doğrusu da doğru. Bahtiyarsınız. Bu projede bulunuyorsunuz. Burası alemi şehadet surettir. İnsan kanuniyettir. Ahiret hakikattır. Sureti kaldırmaya çalışıyoruz. Aynı anda ahiretteyiz. İtimat edin. Şu anda ahirette olsak da böyle olacaktı. Aynı ahiret böyle oluyor. Böyle oluyor yani Ahiretteyiz zaten. Şu anda meczup değilim. Ha? Suret hakikata istinad eder, medet alır, hayattan ruhlanır. Suret hakikat aynıdır. Suret hakikattan kopuk olamaz. Suret neredeyse hakikat da oradadır. Oradadır. Yoğurtu mayala dediğim zaman misal, Mayaladın. Üstünü örteceksin. Yoğurt orada. Tencere örtü burada olmaz. Suret orada. Hakikat burada. Öyle bir şey yok yani. Çünkü suret hakikatsız olamaz. Olamaz. Yani suret neredeyse hakikat da oradadır. Kesinlikle oradadır. Me, e, Şualar 76'da Sarihtir. Aynı yerde. Göreceksiniz. Onun için suret kalksa ahirette olsak şu anda aynı bu, bu olacaktık. Bu zaten. Şu anda zaten ahiret inşa ediliyor. Hakikat inşa ediliyor. Aynı. O kadar cazip ki bu manalar orada olmazdı. Burada bu manalar için buraya geldik. Neyle inşa ediliyor abi? Gayrı nazarıyla mı? Hem gayrın hem kendi nazarında. Gayrı nazarla hakikat, kendi nazarına suret. Her ikisini de kullanıyorsun. İkisi de. Yani insan berzaktır. Kain şu dünya alem-i surettir. Alem-i surettir. Ahiret hakikattır. Allah'ta olan mahiyettir. Arada bir boşluk var. Dünya ve ahiret. Abi özür dilerim. Kendi dekarik aşinası diyor bak. Çok mühim bir aşinadır. Ya orada bir değişim olur mu? O belli değil midir? Sabittir o yani. Ne demek istiyor? Söyle yani açın. İnsana verilen kıymetle insanla oluyor bu. Evet. mi ki zaten belli yani. Evet. Evet. İkisini de... Yani gayrın nazarı burada çok önemli. Çok önemli. Hem o hem o. Çünkü öyle olmasaydı haşa. Allah hakim mi mutlaktır. demişti iştigal etmiş olur. Allah insanı nazarıyla da bakıyor. Abes demişti mi ediyor? Yüz bin defa haşa. Abes. Abes de mi bizi işte iştigal ettiriyor? Niye buraya getirdi? Abes de mi iştigal ettiriyor? Yüz bin defa haşa. Niye getirdi cennetten buraya? Indirdi diyor. Abes de iştigal olur. Haşa. Allah münezzehtir. Gayrı nazarıyla. Bizim nazarımızda da bakıyor. Şu gözün kenarına bakıyor. O da. Baktığım yere bakıyor. Bir tanesi çıktı. Abi dedi o zaman ben bu harama Allah'a harama mı baktırıyorum dedi. Evet. Arama bakarken Allah da baktığınla bakıyor. Peki Allah için arama olur mu? Allah için olmaz ama Cemil ismi istemez. Nerede geçiyor da? Allah için set var mı? Niye tesettür istiyor? O isim onu iktiza ediyor. Lemalarda var ya 11. lema. Cemil mutlak, alel mutlak. Onun için kaymak şey yok, perde yok. E Allah bu gaybı da bilir, batını da bilir, zayrı da bilir. Ama her ismi... Batınla alakalı esma bunu iktiza ediyor. Zahirle alakalı esma bunu iktiza ediyor. Kalp, kalpte olmanızdan ayrı bir bahtiyarsınız. Bak yeni başlayanlara söylüyorum. Bu Allah size bir nimet verdi. Bunu bırakmayın. Bunu uçakla da olsa gelin. Sakın bırakmayın. Kalp çok ilginçtir. Kalbe şu mantıkla başladım. Bir, acaba bu ne diyor diye. Gerçi ona gerek yoktu. Usta zaten taramış. Ama ben de insanım. Merak ettim ya. Yani. Ayetlerde kalp ne diyor? Hepsini okudum. Varabildiğim kadar gücüm. Ve okumamla geçmiyor. Göstereceğim size. Yazdım. Hadislerde kalp ne geçiyor? Gücüm kadar taradım. Bazı kardeşlerin üniversite kayıtları... Üniversite talebeli ünvanının o şifreyle... Üniversite arşivlerine girdim. Onların şeyiyle girdim. Hani saham geniş olsun diye. Hadislerde kalp. Kaydettim. Yazdım okuyacağım size. Sonra İslam alimleri kalp hakkında ne demiş? Gazali gibi, Fahrettin Razi ne demiş? 3. İslam filozofları, ilmi kelam alimleri ne demiş? Onları da aldım, kaydettim. Sonra bu bitti İslam diyası. Avrupa filozofları ne demiş kalbe? Onu da aldım, yazdım. Ve Böylelikle pek dışarıda pek bir şey bırakmadım. Gücüm kadar. Varsa da vardır mutlaka. Böyle bitirdikten sonra kalbi külliyatta tam. Sırf sözlerde 384 tane paragraf geçiyor. Hiçbirisini istisna yapmadan tek tek okudum. İşime gelen ama tıntın tın etmişse, haletim avcı değilse kesinlikle zorlamadım. Atlamadım. Bıraktım kitabı, şey... Araştırmayı bıraktım. Başka işte meşgul oldum. İlle onun peşine düştüm. Ve 384 paragrafın 370'ini okudum. Yarım seneyi geçiyor. 7 ve 8. aydayım. Ee, 10, 15 tane kaldı. Sırf söz Diğer kitaplardakini daha yapamadım. Allah-u Alem bu kalp 5-6 sene sürecek. 5-6 sene sürecek. Bu sıfır gözde sözlere baktım. Sözleri bitirince o gözde mektubata bakacağım. Sözler mektubat gözüyle lemalara. Böyle gidince peki sözlerle hangi gözde baktım? Mektubat gözüyle bakamadım. Lemalar gözüyle bakamadım. Mesnevi şualar gözüyle bakamadım. O ne oldu? Yetim oldu. Hepsini bitirdikten sonra gafur tekrar o bütünlükle başa bir daha döneceğim. 384'ü bir daha okuyacağım. Evet. O gözde. Yani Sara bize öyle öğretmiştir Rüştü abi. Ne yapıyorsun dedi. Lemalar okuyorum. Dedi. Dedi ki sonunu biliyor musun şu anda? Bilmiyorum abi. O zaman son gözüyle başa bakamadın ki. Baş gözüyle son taraf okuyacaksın. O zaman bitirince hakim olmak istiyorsan lemalara bitirdin mi? Zaman geçirme. Son o mevzular 30. lema 28. lema gözüyle başa bakamadın ki. Birinci lemayı görmedin. O zaman bitirince başa dön dedi. Kitap böyle okunur dedi. Bir daha son noktayı nazarla gel oturabilirsin başa başa bakacaksın dedi. Dolayısıyla ben sıfır gözlükle sözlere baktım ama lemalar gözlüğü yok. Şualar gözlüğü yok. Mektubat gözlüğü yok. Böyle oldu. Onunla baktım. Mektubata bakarken sözlerle baktım. Mektubat. Ama lemalar gözlüğü de yoktu. Karma yok. Hepsini kısacası bitiriyorum. Bu kaba taslaktır. Sonra baştan bir daha başlayacağım. Bakacağım. Bu okuduğum yer size şey yaptım yer. Kur'an'ı taramış, hadisi taramış. Ehli, ulema, ehli sünnet, alimi. Hiç ehli bidadan hiçbir şey almadı Baktım ama. olan sonra o hulasa etmiş olan kitabını hulasa etti. Sizin pek elinize geçmeyecek bir şey. Zamanınız olmaz. Lugat manasıyla Kalp. Kalp dünyasına hoş geldiniz tekrar. Sakın ihmal etmeyin kendinizi. Aksatmayın. Bundan daha değerli işiniz olursa kalp dersine gelmeyebilirsiniz. Rabbani'nin sözüdür. Dil ana. Bir, bir şeyi bir şey tercih etmek o sıfatın üstünlüğündendir. Usta da öyle diyor. Buraya kazarsam 10 lira. Şuraya kazarsam 100 lira. Oraya kaz 100 lira. Bu derse gelmeyebilirsiniz. Daha üstün bir kıymetli bir şeye ömrünüzü harcayacaksınız. Pazar günü. Cumartesi gelemesen bile pazarı kadro için söylüyorum. Yenilere zaten canlı yayın yapmıyorum. Aşağıki ders değil bu. Aşağıda başka bir şey. Cumartesi Cumartesiye. Lugatı bir halden diğer bir hal hali çevirme, değiştirme. Ben biraz okuduğum için söylüyorum. Aşağıyı yukarıya. Kalbin bak zamanı altı yönü akıyor yukarı aşağıya çeviriyor. Önü arkaya, arka yöne çeviriyor. Sağa sola, solu sağa çeviriyor. Ve anda saniye bile yok. Zamansız diyor rivayetlerde hadiste. Zamansız. Kalp değişiyor. Adı oymuş. Ondan iş yapmış. Değişen, aynı zamanda değiştiren olduğu için kalp denmiş. Kalpazan var ya, Kalpazan para yani. Aynı ama değil işte. Değiştirmiş yani. Kalp, kalp para. Biraz önceki vardı ya salisenin, salisenin salisesi. O yok şu anda kalbiniz. Kalp onun için ey evrilip çeviren, kalplerimi kalbime evrilip çeviren, kalbimi dinine sabit kıl. Bir halden diğer bir hale çevirme. Altı yönde zaman akıyormuş kalpte. Zamanın, kalpte zaman altı yönden akar. Önden arkaya, arkadan öne. Sağdan sola, soldan sağa. Etti mi dört. Alttan üste, üstten alttan. Ansan altı zaman. Ustad onu şuallar 29. Arabiye'de, şuaların üstünde diyor var. Bir de 17. sözde e, orada imanı mali olan kalp işte imanı böyle görür diye altı yönde zamanı anlatır. Zaman kalpte altı yönden akar. Kur'an'ın altı cihetine baktım. E, altı tan iman esası aynı zamanda. Altı. Altı desise, şeytan alt desisine bakar mı? Aynı. İşte bu hep o. Altı desise. Altı yönden yaklaşıyor. Altı zaman. Mesela diyelim ki Kur'an'da Fatiha'da yapayım. Gayril mağdubi alem ve dalin. Mağdub, madup Şeyde bakıyor. Geçmişi bakıyor. Geçmişten bu tarafa. Dalin gelecekten bu tarafa. Mesela 191. sayfada şöyle geçiyor bak onunla alakalı. Sizde yok da. Ehli dalalet Gayril mağdubi aleyhim vel allallin. Ulemanın dediğini söyleyeyim. Mağdub Yahudilerdir. Gadaba uğramıştır. Dallin ise Nasara'dır. Yani Hristiyanlardır. Yani hak yoldan sapmış dalalete düştüler. Hristiyanlara dallin, Yahudilere mağdub. Onlardan etme diyor. buradan çıkartıyorum sayfa 145 sözlerde. Ehli gaflet geçmişten üzünler. yani ee, dalalet geçmiş, gaflet gelecek, dallin. Mağdup, mağdup, gada boğramış, geçmiş, gaflet gelecek, dallin geçmiş, say. Şimdi devam ediyorum. O kadar acayip ki her şey örülmüş. Hiçbir yerde bir boşluk yok. Eğer biraz tenakoz bir şey görürsen senin zaafındandır, eksikliğindendir. İmanın mahalliymiş, kalp imanın hakikati orada. İmanın kanuniyeti vicdanda, imanın sureti dimada, mahiyeti ruhtadır. Ee, kalp hakikat, arşın bizdeki karşılığıdır. Lefi mahfuzun bizdeki karşılığı dima, kürsün bizdeki karşılığı kürs, nefis. Bir de bu kalbe çalışırken çok tuhafıma gitti. Ee, yani kürse de e, kanuniyeti mi diyor? Kürse şey diyor. Kanuniyeti yani vicdanın kanuniyeti kürste diyor. Çok ta, tuhafıma gitti. Kainatın vicdanı diye. Neyse gelecek tabii. Fuat imanın mahalli mahalli Fuat'mış. Şey kalp e... kalbin bir lügat, lügatı. Hmm. Im, lügatı yani. Sık tül iman tabutul ilim Beytül Hikmet Viyay, viyay ilimde denirmiş. Böyle demişler. Viyay ilim ne demek? İm, i̇lmin kabıymış. Tabii hakikat koyacaksın. Çünkü ben biraz sonunda bildiğim için. Mesela diyor ki Abdurrahman kardeş ya diyor kalbi Muhammedi'ye gelen vahiy diyor. Sen gidiyorsun diyor vahiy alıyorsun. He akla diyor. Şey Akla diyorsun aslında Risale-i Nur'da kalp diyorsun Niye? Böyle diyor, diyorsun. Akla gelir diyor. Getiriyorsun diyor kalbi Muhammediye gelen vahiy dedi. O hakikattır vahyin. Sureti muhatap akıldır. Aklı olmayanın dini yoktur. İmanı yoktur demiyor. Çünkü akıl vahye muhatap olur. Sureti bu. Vahyin sureti vicdanda, hakikati kalp. Hakikat çok sarih geçiyor. Hem alimlerde, hem hadislerde, hem ayetlerde imanın hakikati, vahyin hakikati kalpte oluyor. Hakikat o. Yani bildiğimiz Mustafa geldi. Evet. Yani bu bu formülü bilmeyen doğdu, nur, nurlara doğdu. Ölecek aynı çabalayacak. Havanda su dövecek. Formülü bilmediği için. Suret, hakikat, suret, kanuni, hakikat, manyeti bilmediği için. Ya böyle böyle, şualarda böyle uğraşacak. Debelenip duracak. Hiç şansı yok. 20 seneden beri okuyacak okuyacak Emsile'de bina okur, oğlum bina okur. Hala bina okur. Sebebi sıyrıla, sıyrılamazsın. Rize'de Süveyda'yı kalbe giyirdik biraz. Süveyda'yı kalp şu. Kabe'yi biliyorsunuz. Kap de ona. Ya, hayal et. Kalp. O kenar köşesinde var ya bir tane Hacer-i el Resvet. Siyah nokta. Alimler demiş. Ben dememişim. Onlar misali de o. Süvey, o kalp. Kalbin siyah noktası oymuş tıptaki izahını yapıyorlar. Göz doktorundan aradım. Ondan da şey yaptım. Bu siyah var ya siyah. Bu gözün siyası olmasa göz göz değildir der usta. Bana bunu biraz anlat dedim eline. Ondan sonra eşya orada nur oraya düşüyor. Beyaz beyaz beyazda beyaz gözükmez. Nur orada gözükmez. Siyaya düşüyor. Onun için siyah göz büyür, küçülür gözü göz yapan siyadır. Yani Kabe'yi Kabe yapan o Hacer-i Resvet'tir. İnsan insan yapan da kalptir. Kainatı diyor bak 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 bak. Kainatı kalp düşünün abiler. Kabe Süveyday kalptir. Kabe'yi kalp düşünün abiler. Hacer-i Resvet Süveyday kalptir. O siyah noktadır. Yani gözün siyasi, siyasi gibidir. Peki başka bir tü, bitiyorum. Şeceri hırkatı kalp kabul edin. İnsan Süveyda'yı kalptir. İnsandır Süveyda. Süveyda demek Süveyda siyah bir nokta. Kalpte de siyah nokta var. En cami en kesiftir. En kesif en camidir sırınca en cami insandır. Ka kainat arşa kadardır. Şeceri hilkat arşa kabu kalbisine kadardır. Şeceri hilkatın süveydayı kalbi insandır. Siyah noktası insandır. Şöyle yapayım. Bismillah. Bu kainat 28 bin alem ya. İnsan kainatın şu şeceri hilkatın süveydayı kalbidir. Şeceri hilkat. Eğer elini kainata koyarsan İnsan gene bu kainatın süvedai kalbidir. Gel buraya. Alem-i gene insanın bedeni ya. Yani indiriyoruz. Şöyle. Kainat kalp olsa Kabe süveyde kalptir. Kalbe kalp desen Hacer-i Lesvet süveyde kalptir. İnsan bu alemin Süveyda'yı kalbidir. Siyah noktasıdır. Süveyda kalp. Daha gelecek neler var inşallah? Abi bu e, Nur Muhammed'inin Süveyda olmasıyla ilgili fihristte bir tane kayıt varmış. Öyle Bak açık seri söylüyormuş şimdi. Enenin bir noktayı sev, e, sevda ve bir vahidi kıyası yolduğunu söylüyor. Yani. Allah. Firiste sevda var. Evet. Çünkü Süveyda'nın bir anlamı da nokta Se sevda ya. nokta sevda. Sedatmış yapmış? Yok yok ben arıyordum da. Aferin. akorda söylüyor. Zaten ben 6 e, ay 7, 8 aydan beri çalıştım için gördüğüm için ben de şey yaptım. Süveyda geçiyor. Vay be dedim. Firiste de geçiyor vesaire. Sözlerde mi geçiyor? E, Mesnevi katil Bak Allah Allah. Yani 4 dört hani 4 e, dört kelimeyle dört kelam öğrendim diyor ya ene. <laughs> o onun fiilisine söylüyor. Allah Allah. İyi misiniz? Çok iyiyiz. Ey, hoş geldiniz. Format atın bakalım. Devam ediyorum abiler. Daima değişti ve değiştiği ve hareket halinde olduğu için kalp ismi verilmişti. Kalp niye denmiş kalbe? Devamlı değişiyor, değiştirdiği için hem değişiyor, değiştiriyor. Değiştiği için değiştiriyor. Abi o zaman imanı sabit diyemiyor muyuz? Nasıl oluyor? İman, imanı sabit değil ki iman gidiyor, geliyor, azalıyor, ufalıyor, parlıyor, parlamıyor. Şimdi bak ben şişirim. Ben şimdi bu dersleri beraber yapıyoruz, birbirimizi tanıyoruz. Ben 3 ay yoktum. Ben değişmiş olsam dersler değişmez mi? Sonra öyleydi ama arkadaşlar diye evirip çevirmeyecek mi? Ha, kalp değiştiği için değiştiriyor. Mesela ben bu senelerden birbirimizi tanıyoruz. Hiç beklemediğiniz bir şey söylüyor. Demez misiniz bu değişti? Değiştiğim için değiştiriyorum diyorum da o zaman öyle dedik ama diye çevirirdim ya. Örnek olsun diye. Ha Kalp değiştiği için değiştiriyor. Ya iman verildiği zaman alınmaz. Allah verdiğini almaz. Evet. Kesinlikle. Allah, sen vermedikçe geri Allah almıyor. Onu da bilin. Allah iman almaz. Kesinlikle almaz. Sen vermedikçe. Al demedikçe. Allah imanı hidayeti vermedi değil erdi onları almadı diyor Allah diyor imanı aldı demiyordu hadiste Allah imanı aldı hidayeti geri aldı demiyor onlar geri verdiler diyor onun için münafık şuurludur onun için sen münafık değilsin kafisin ama münafık değilsin ne kadar güzel bir matematik formül değil mi? Mesela 500 sene 700 sene çınar ağacı yaşadın veya bir saat insan sebebi mesela diyelim ki bir sayı var ama çarpanı sıfırsa büyük sayı bile sıfır onun için insan, an var ya insan anların toplamı. O hayatı o anlarla çarpıyor. Bak mensubiyetin cihetiyle bir an. Bir an. Ne demek bir an? Çarpanın büyük. Bir an demek Allah yani. Bir an Allah ile bakmak. Çarpan büyük. Mesela diyelim ki 5 trilyon çarpanı bir sayısı ile çarpsan ona dönüşür. 5 trilyon sayısını sıfırla çarp. Sıfır. Çarpanın büyük. Ömrün uzun kısalığı değil. Ömrüne çarpanın nedir? Bir an. Bir an ise yani, Bir an. Bu da şunlara çok güzel bir cevaptır. Aklı gözüne inen zatlar. Ya ben 90 yıldır namaz kılıyorum. Bu geldi bir dakika bir namaz kılıyor. Nasıl benden daha kıymetli olur? Evet. Ya Behabi sabı yani, işte, içinde bundan dolayı çarpanı çarpanı büyük. Çünkü ondan çıkartıyordum ya ben hatırlar mısınız insan psikolojisine hayatınızdan bazı kişileri hayatınıza çarpın. Bazı kişileri hayatınızdan bölün. Bazı kişiler hayatınızdan çıkarın. Bazı kişileri hayatınıza toplayın. Bırakın cemaat me meşrep taassuplunu. Nereden inşa oluyorsan orada ol. Buraya girmek zorunda değil. Gelip de ne yapacaksın diyorum derste cumartesini. Tuvalete gidersin suyu harcarsın. Kağıt harcıyorsun. Çay içiyorsun. Bana hep zarar. Küllümen zararsın bana. Sen gel niye diyeceğim? Peki, şeyde şey. ee, ben ne, ne, ne diyeyim? Sen, sen <laughs> gelip ne yapacaksın? <laughs> diyorum ki buraya aman oraya gitme. Niye diyeceğim ki? Sen bana zararsın zaten. <laughs> Ama benim yaptığım işi o sana yapıyorsa orada ol. <laughs> Anlıyor musun bakın? Zaten benim yaptığımı sana orası yapıyorsa orada ol, burada olma bana yüks. Onun için nerede hayatınızda bazı yerleri çarpın, bazı yerleri çıkartın, bazı yerleri toplayın, bazı yerleri hayatınızdan çıkarın, <laughs> toplama, çıkartma, bölme, çarpma. Hayatın kalitesini istiyorsan formül bu. Kare kökünü al bazılar. Devam. Tamam. Kalp. E olduğu için biraz fazla durduk. Demek ki daima değiştiği ve hareket halinde olduğu için kalp ismi verilmiştir. Kalp ondan denmiş. Kalp. Kalpazan. Vücutta da e, pis kanından temiz kanı değiştiriyor ya. Ha. Bak o da. Kalp orada. Kalp, kalp ediyor demiş. İşte Kalp ediyor. O po, pompa yapıyor. İşte oradan alıp oraya pompa yapıyor. Ha, pompalıyor. Ha. Ya pompalıyor ya ya da, da değil. Ha. Ya, ha. Işi... Pompa pompa hareketi. Vücutta hareketi o sağlıyor vücut hareketi sağladığı gibi bütün akıldaki fikirleri, vicdandaki hisleri de hareketlendiren buymuş. Hani demiştim ya böyle. Şurası üstü kalp, bir ayağı vicdan, bir ayağı kalp. Evet. Ama biraz eksik tabii kalp çalışmadığım için. Bir ayağı dima. Bir ayağı bir ayağı vicdan. Onu Oysa kalp duyguları vicdan yoluyla his olarak atıyor dışarıdan da hislerle aldığını kalpte duygu oluyor. Mazharisiyat. Yani ille tamamen kalp değil vicdan. Ayrı işlevi var. Ayrı bir adamdır. Nasıl ki vicdan nedir? Ruhun dört havası. Ruhun dört havası yani. Vicdanın anası ervası Yani en cami ruhtur diye e, vicdan ayrı bir birimdir. Kalp ayrı bir birimdir. Vicdan ayrı birbirindir. Ama kalpteki fikirler, konuşmalar, mimikler, ifade, belagat, tefekkür dima'da olur. Kalpteki duyguları dima fikre dönüştürür. Veya dışarıdakileri fikir yoluyla, fikire dönüştürür burası. Vicdan onu alır, his yapar. Kalp onu duygu yapar. Ruh onu latife yapar. Ha, yani şöyle demiştik. Bunun üzerine duruyor. Duruyor da yani... 12 ayağı kesilse adam yaşamıyor değil. Kalptekiler his yol hissi var. Kalpteki sistem hisse dönüşürse vicdan dönüştürür. Vicdan yoluyla bu kapı bu ayaktan çıkar. Dimadaki fikirler kalbe duygu olacaksa oradan oluyor. Kalpteki sistem latife insaniye de dimada bu dima yoluyla fikir olur. Yoksa ille ister istemez e, akıl ve vicdan kalbin tamamen emrinde değildir. Ondandır ki ayaklı filozoflar kapsızdır. Ama aklı var. Şey zekası dahidir. E, yalnız kalpteki hissiyatlar vicdan yoluyla kalpteki hakikatler fikir yoluyla dimadı olur. Bir an anlatabildim bilmiyorum. Sanki e, kalp hem sır hem tılsım mı? Evet aynen öyle. De var. Evet. Mesela şeytan tılsım sahibidir. Melek tılsım sahibidir. Tek boyut budur. Kalbi okurken gördüm. Ne demek? İkinci boyut yoktur. Aynı anda hem küfrü hem imanı, aynı anda hem şirki hem itikadı cem eden insandır. Şu anda ay yok mu? Var. Niye gözükür? Güneş baskıladı. Şu anda bizde iman var mı? Var. Güneş gibidir. Küfür yok mu? Var. Küfür olduğu için iman var zaten. Baskıladı konu. İşte ikisini cem ettiği için sır sahibi insan kapten dolayıymış. Kapten dolayı. şeytan tek boyutludur. Küfür boyutu tılsım. Melek iman boyutudur. Küfür yok. Tılsım sır insandır. Hmm. Hayvan ise ne tılsımdır ne sırdır. Hissiyattır. His Arkadaşlar <laughs> çok acayip bir sistem kalp sır. Zıtları nasıl barındırıyor? Ne, 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 Neyi, dönüştürüyor Çok acayip değil mi? Mesela küfür kalbin içinde değil ha. Hmm. Lüme şeytani var orada. Oradan oluyor. Düşüyorlar. Kalp gideceğiz. Nelere göreceksiniz abi? Acayip bir şey ya. Mesela Fiilen kalp nasıl bozulur? Onu Cenab-ı Hak sözlerde anlatıyor. Hangi fiiller yaparsak kalbimiz çalışır. Madde 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 madde. Ne acaba kalp deyince? Şimdi soru sorun da. Suretleri, kanuniyetleri hakikate dönüştürme şeyi. Böyle bir sistem. Bak. Evet. Aynı söylüyor bunu hadiste geçiyor. Bak gelecek bak. Bir bulabilirsem. Söylediğini hadiste söylüyor biliyor musun? Girer, değişir türlü türlü. O zaman biz mesela aş yani katı ya. O zaman tek başına aş kat değil yani o zaman. Çünkü lef-i mahfuz değişim, dönüşümün yapıldığı yer değil mi? Nokta değil. <laughs> lef-i mahfuz. Ya, dönüşüm aşta ya, yapılıyor. dönüşüm aştayı Mesela Kur'an mesela Neyse gelecek ya. Ne dönüştürülüyor abi. Ne de Kur'an oluyor. Yani yani o söylediğin Osman şeyde hadiste var. Yani dimadaki fikirleri ee, hakikata sıra dönüştürüyor. Surekten hakikata var ya, zannedip zannedip İşte bu var yani ama bu o kadar yazdım ki <laughs> nerede? Defimumuzdan. Ee? Yani aslında şöyle: Aa, bir vicdan, şey. şey. kalbin olması lazım ki hakikata Neyse. yani suret, kanuniyet, kalbinin <laughs> hakikat mu? Ya niye bir hadiste iyi kabul edirsin? Onu keşke gör ee. şey. Neyse. Aynı, bu var ya anadisi. Kalp ismi verilmiştir. Bir şeyi bir şeyi geri çevirmek. İman geliyor, istemiyorum diyor. Bir şeyi geri çevirmek de bu yapıyor. Yüreğe vurmak veya dokunmak. Lugat okuyor. Bir şeyi geri çevirmek, döndürmek. O yapıyor. Eyli takik, tahkik indinde çam kozalar şeklindeki cismani et parçasına taluk eden Latife-i Rabbaniye'dir denmiş. Latife-i Rabbaniye, Rabbin latifesiymiş. Ya yani bu çok kullanılıyor. Bu da vicdandaki Latife-i Rabbaniye ile de karışan Karıştı, bir durum var. bu değil, bu değil. Nasıl ki vicdanda... Kanuni. Vicdanla evet. ruhun bir karışıklığı vardı bütünüyle. Şimdi burada da bir, ben benim gördüğüm Latife-i Rabbaniye'yi hem kalp için kullanıyor hem vicdanında bir... <laughs> Sebebi vicdanda kanuniyet, e, Rabbin latife, orada hakikat. Aslında vicdandakidir. Yani kalbin kendisi evet. latife-i Rabbaniye'dir diyor. Evet kendisi latife-i Rabbaniye hakikatıdır. Vicdandaki latife-i Rabbaniye kanuniyetidir. İkisi berza oluyor. Mesela vicdanda şöyle. Orayı görüyorsun. Öteleri görüyorsun. Pencere açılıyor. Bak iyi din. Vicdan orayı seyrediyor. Kalpteki latife görmüyor. O'dur. Ona dönüş. O oluyor. Abi zaten bu makul oluyor çünkü Arş'a biz ağaç, Habe Kalp 3 e, ayındır dediğimizde latife-i rabbani ise rabbani latife, e, Rab, Rab ise yine kainatta göründüğünden dolayı. Kendi Rabbin, Rabul Alemin değil. Evet, o zaman yine e, kalpte doğrudan e, Rabbi e, o latife-i rabbani hakikati olur oluyor. Evet, bak şimdi. Birisi seyrediyor. Birisi elma yiyor. Sen elma yiyorsun, seyrediyorsun bu vicdan. Ver bana. Bu kalp. Sabah elma yiğit gelmiştim abi. Allah. <laughs> bir şeyi geri döndürmek, yüreği vurmak veya dokunmak, gönüle dokunmak. Bir şeyin içini dışına ve dışını içine çevirmek. Ehli takik indinde, çam kozala şeklinde cismanet parçasına taluk eden Latife-i Rabbani'dir. Bütün kuvvetlerin mebdeidir, kuvve. Cismaniyetin neresi dediniz? Artık. Evet. Ne? Cismaniyetin nereye taluk Bütün kuvvetleri, kuvvetin mebdeidir. Ehli ta öncesini okuyayım. Ehli takik indinde çam kozalar şeklindeki cismani et parçasına taluk eden Latife Rabbani'dir. Taluk şu. Şurası elektrik ocağıdır. Hiçbir şey değil. Elini sür. Ee, elektrik nedir? Ne istiyorsan odur. Isı istiyorsan ısıdır, ışık istiyorsan ışıktır. Görmediğime inanmam diyeni gebertir. Güçtür, fırında ekmek pişirir. Elektriği bağlarsanız bu ocağa ısı, elektriğin mutlak sonsuz sıfatından bir tanesi ısı gözüktü. Wolfram telini bağlarsanız ışık oldu, değil mi? Ha. Ee, eğer bu et parçasına et parçasına elektrik ocağına haşa. Elektrik misali Cenab-ı Hak, Rab. Rab taluk ettiği zaman kalpteki o şeyler çalışıyor. Isı gözüküyor, ışık gözüküyor, renk gözüküyor. Yani Allah direkt hakikati itibariyle esma oraya taluk ediyor. Çok güçlü bir misal oldu. Bu. Evet. Yani elektrik, elektrik. Orada güce, bazen güç olur. Her şey Mesela İnşaatta celas kalk böyle makineyle çimento çık çıkarıyor. Elektrik ne oldu gözükmeyen? Güç oldu. Ampul oldu. Bilgisayarda bilgisayar oldu. Görmediğime inanmayam diyen katili Allah öldürür. Bütün yuhi ve ümit Allah'tır. Elektrik diriltir öldürür. Gebertir de aynı hayatta verir. Ameliyat olursun. Öyle mi? O elektrikle kalbe şey yapmıyorlar mı pompompa? pompa? Pom. diye elektrik veriliyor değil mi? Bak hayata yuhi elektrik. Ondan sonra tutarsın, ölürsün, mümit. Aynı şey. Elektrik oraya taluk ediyor derken elektrik ocağına Allah tecelli ediyor dima. Allah tecelli ediyor vicdana. Allah tecelli ediyor kalbe. Allah tecelli ediyor ruha. Hepsine farklı sonuç oluyor farklı sonuç. Elektrik aynı misali veriyor. Allah, Allah tecelli ediyor dima sonuç farklı. Allah tecelli ediyor vicdan sonuç farklı. Allah tecelli ediyor kalbe sonuç farklı. Allah tecelli ediyor ruha sonuç farklı. Elektrik tecelli ediyor Wolfram sonuç farklı. Elektrik tecelli ediyor elektrik ocağının sonuç farklı. Elektrik tecelli ediyor inşaattaki celaskala. Elektrik tecelli ediyor ameliyathanedeki kalbi duran adamın şeyine kendiriyor. Evet, hareketlendiriyor. Öldürüyor, diriltiyor. Yakıyor, soğutuyor. Elektrik yakıyor sıcak el. klima ile soğutuyor. Elektrik öldürür, elektrik diriltir. Esbab noktasında tabii yapan o. Böyle bir şey. Ya abi çok ben e, tamam hadi ben çok cahilim ama. Yani ben cahilim diye mi böyle bana çok mucize gibi geliyor ya. Sen, sen, Şimdi şu dil. Yani kalbi şey yapıyoruz da. Şu dil abi et. Yani domatesi buraya sürünce bu nasıl bir şey oluyor? Anladım. Bir isim bulduk. Delikler var sinir işte falan. O iza kendisi zannetmişiz. Mesela desem ki ben sana çok rahat... Ha sen de zaten mesleğin. Motorun nasıl çalıştığını söylerim. Motorun nasıl çalıştığını demekle motoru... Ben mi icat ettim? Motoru anlatmakla motorun kendisi midir? Değildir. Öyle adam biberi ağzıma koydum, kavunu ağzıma koydu. Nasıl oluyor? Böyle oluyor. Anla ben de motoru aynısını anlattım. Motor muyum şimdi? Yani çalışanı tanımladım. Çalışanı nasıl olduğunu sese dönüştürdüm. O mudur? Konuşmak o mudur? Kan böyle böyle deveran ediyor doktorum. Kalp böyle çalışıyor deyince. O mu? Anlattığın şey midir yani? Sen olanı lisana dönüştürdün. Dönüştürmesen de zaten çalışıyordu. İşte böyle işte. Göz nasıl görürmüş? Anlattık. E, son, e Allah ile ne alakası var diyor. Senin o göz gözüne girsin. Yani olayı anlattın. Olayın kendisi midir? Çok tuhaf ya. Abi manevi kalbim, kan pompalayan kalbim, ikisi aynı. Aynı mal. Aynı mal. Evet. Ee, karar, ver, 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 karar Nasıl demek ki onun içinde çalışıyor. Evet süveyda kalp işte. Kalbin için bir nokta var. Bütün kuvvetin mebdidir. Kuvvet. Dima ise bütün hisleri mebdidir. Kuvve-i akliye. Kuvve-i Bu lugat tabii Demişler. Kalp imanın maha, mahalı olduğu gibi en evvel sani arayan ve isteyen ve sanin vücudu vücudu vücudunu değil mi? Vücudunu evet, evet. deaili ile ilan eden kalp ile vicdandır. Delaili ile, delilleri ile ilan ediyor. Vicdandır. Zira kalp hayat malzemesini düşünürken en büyük adse maruz kaldığını hisseder, etmez. Adem burada mı? Gitti mi Adem? Şu kahvaltıda vardı. Adem, adem mi? Ha. Ha, tamam çok iyi. Allah Allah ne böyle oldu. Zira kalp hayat malzemesini düşünürken en büyük atse maruz kaldığını hisseder etmez. En çok sıkıntıyı kalp çeker. Akıl değil. Çünkü dağlara fırtına fazla eser der İsa. Ovalarda fırtına olsa ekin gider. Dağlara fırtına olur. Ovalara su o, rahmet gelir. Fırtına o kart tipi dolu orada olur. Kar zorda olur. Başka? kay Toprağın dayısı kim? Annesi kim biliyor musunuz toprağın? Taşlardır. Fırtına oraya olacak, yağmur olacak. Oraya çatlaklıklar yapacak. Oraya su inecek. Buz olacak. E, matkap gibi dağ parçalayacak. Buz ufalanacak. Rüzgar toz yapacak. Yağmur onu aşağı sebzeye toprak yapacak. Toprağın anes, anası taştır. Taş. Dolayısıyla Fırtınalar daha ise aşağı istifade etsin diye en büyük hadise maruz kaldığını hisseder etmez derhal ne yapar kalp bir nokta istinat bir nokta istinat arar nokta istinat o arıyor eğer yoksa bir şey işte rakamalı ureviye cemaatin dersin mesela acil acildiysin şeytinsin bilim, seker attıysın. O anda tutunacağın bir şey yoksa, tutunacak sen, 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 sen zaten sana acizsin. Sen sana acizsin. Senin güçlü olması lazım. O zaman işte, o çok kötü. Şu anda ne yapıyoruz? Kumbara'ya para atıyoruz. Niye? Zor durumda olunca açalım diye. Ya, katlanıyoruz bu sıcakta. Çoluk çocuğunuza kahvaltı yapmadınız. Burada yaptık niçin orada daim yapalım diye. İşte bir nokta istinadı kezalik emellerin tenmiyesi em, ka, ka, e, insan arzuları var ya, istek ve arzuları. Tenmiyesi yani canlandırmak için bir çare arıyor kalp. Seni seni yapan, seni canlandıran, hayatlandıran eee kattır. Derhal bir nokta istinat aramaya başlar. Bu noktalar ise iman ile elde edilebilir. Nokta istinat. Tutun imanla. İman bir bakıyorsun imana süreç gibi gözüküyor bir bakıyorsun sonuç gibi. Çünkü cem etmiş hepsini. Çok garip yani. Heh. İman elde edilmez. Bulunmaz. Alınmaz. Büyütemezsin küçültemezsin, nurlandıramazsın. Kim? Allah verir. İtikat öyle değil. İtikat, doğru itikada Allah'ın verdiği cevap imandır. İrade-i cüzenin sarfından sonra irade-i küllenin mümin kulunun kalbine koyduğu nurdur. İman. İlka ettiği. Sen mi aldın? Allah koydu. Bak. İrade-i cüzenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu ilka ettiği, telkin ettiği, döllediği yani telki, telki Türkçesi döllem. Telki etti yani onu de değişip dönüştüren odur. Eee çana kanten dimadır, akıldır, vahiyye tutar. Ne yapar? İtikadı, itikadı oluşturur. İtikat. İtikat aklidir. Yani kafadadır. Şirk de kafadadır. İman kaptedir, küfür de kaptedir. Kalbe yakın lüme şeytan dedir. Doğru itikada Allah'ın kalbe verdiği cevabın adı imandır. Onun için sen elde etmiyorsun. Allah veriyor. Ama itikadı sen elde ediyorsun. Cebir olmasın. Hasan abi bir şey söylemek istedim. Şimdi siz hani şeyi misal verirdiniz. Eee termometre şey, ısı ölçerleri termometre gösterir şey yaparsınız ya abi. Mesela bir bakarsanız ki Allah Allah, 50 derece gösteriyor. Ona sor sen elini. Ona sor sen elini <laughs> bir şey yok. Aynı. Sadece sıcaklığı gösteriyor. <laughs> kalem de, kalem sıcaklığında aynı. Evet. Hadi Ay, hiç diyeceğim bir şey yok. Şimdi bu noktadan baktığımız zaman, bu nazara baktığımız zaman kalp Hasan abi imana götüren noktayı istinat arıyor, gösteriyor gösteriyor. Ama kendisinde yok mu yani abi? Yani kendisinde kötü de yok, iyi de yok. Yani böyle bir şeffaf bir ayna mı? Ne? Ama bütün mananın denizi... Evet. Hiçbir belirlenişi yok ki her şeyi göstersin diye. Şöyle bir misal vereyim. Hatırıma gelen. Şimdi ben konuşunca böyle karşınıza gelsem uzun aradan sonra şöyle yapsam. Dakikalarca, saatlerce. Ne dersiniz? Herkes farklı düşünür Şöyle düşünüyor, bunu kastediyor, bunu şey yapıyor, böyle değil mi? Hiçbir belirleniş var mı? Konuşmayan, konuşabilir, her şeyin ihtimalini taşır. Her türlü konuşmanın gücünü taşıyor, sükut. Konuşunca mutlak muayyen olur. O, her şey olasılığın teke inmiş oluyor. İşte kalp sonsuz olabilme olsun diye hiçbir şey değildir. Evet. Kalp temizlemek bu. Bu yönüyle sır oluyor. Yani. Sır oluyor. Yani zıtları cem edebiliyor. İnsan sır sahibi. Melek, şeytan, tılsım sahibi. Sır zaten kalbin içinde değil mi? Evet, kalbin hakikati tabii. E, sır aynı zamanda şey, kanuneti vicdanda. Sureti dimağda. Abi akılın bir belirlenişi var mı? O da yok. Akıl böyle güç. Her şey de öyle ya. Mesela e, sükut, şey e, konuşmak gümüş ise sükut altındır demiş Ejnat. Işte Niçin bak? Ne diyecek? O başka düşünücü. O başka diyor. Her şey diyebilir. O zaman ben her her şey diyebilecek kadar güçlü bir bilgim var Herkese göre. Ama konuştum, mutlak muayyen oldu. Muşakas oldu. Kap onun için mutlak mutlaka aynı olsun diye muayenliği yok. O cihazın Yani burası orası yapan kalp dersiydi Şimdi abi akıl bir alet. Mesela biz bütün aletleri <laughs> Mesela şu bardak. Bu kendi kabiliyetince bir belirlen, belirlenmemişliği var bunun. Belirsizliği var. Ve o kadar kullanılabilir. Bunun kabiliyetindeki belirsizlik ne kadar fazlası o kadar çok yönlü olur. Şimdi Kalp de demek ki ben bu, bu vecihten bakıyorum. Aletlik noktasında 28 bin alemin haritayı manevisi zaten, hâbiteyi manevisi ne demek kendisinde tanımlanmış yani manevi olarak tanımlanmış. Alem hakikate harici harici noktada onda değil, manevi noktada kendisinde olan bir sistem olduğundan dolayı eğer belirlenmiş olsa bir alem olur. Ama belirlenmiş olmayıp bütün hepsinin tanımlanmışlıkları kendisinde olunca hem hepsi olmuş oluyor hem hiçbir olmuş oluyor. Çünkü bütün sistemler aslında böyle çalışıyor. Bütün aletler böyle çalışıyor. Evet. Mesela cep telefonu da öyledir. Cep telefonu şimdi yeni aldığın zaman belirleniş Hiçbir şey yoktur. Sen buna kendi belirlenişliklerini koymanla birlikte bu belirleniyor. Mevlana diyor ki senin çömleğin var ya çömleği çömlek yapan içindeki boşluktur yani boşluk bir dikdörtgen olsaydı bu dışarıda dikdörtgen gözükürdü. Mutlak değil mi bu hava? Mutlak. Ha? Havayı muayyenleştirdim. Burada mutlak yok. Burada çanağın kalınlığı kadar havayı ben muayyenleştirdim. Havaya şekil verdim şimdi. Havaya çam, çömlek sokarak. Bu bir belirleniştir mutlak havayı onu buraya havanın dışında katı bir şey koyarak havayı sınırladım. Burada hava yok bunun içinde. Belirledim. O zaman havayı burada muayyenleştirdim. Burada bir girdap yaptım. Çömleği çömlek yapan içindeki boşluktur. Boş olacak. Ama zahirde İnsan çömlek buna der. Ama kanuniyet içindeki boşluktur. Hakikat ise havayı mutlaklıktan muayyenleştirendir. Ama bunu havada yaparsınız bu çömleği. Hadi tahtaya büyük bir kütük koyun. Kütün içine hadi bardağı koyun hadi. Yapamazsınız. Donuğa şekil veremezsiniz. Latifeye veririz. Allah latifelerin sahibidir mutlak, nihayetsiz ve muhit. Olduğu için azamet, kibriya olduğu için ona vehmi bir hat veriyor. Ama ene, farazi bir hat veriyor. Çömleği çömlek yapan iç, dışındaki madde değil, içindeki boşluktur. Çömlek diyorsun buna, buna demiyorsun. Buna diyoruz. Mesela 500 miligram su, bir bardak ne kazıyacak? 2 miligram. Bardak bu değil ki. İçindeki olandır. İşte içini iç yapan boşluktur. Belirsizlik. Mutlak. Bu mutlaklığı manyenleştirdi. Yani aslında tabir caizse kudret talip etmediği her şey öyledir. Evet. Kudret taarruz etti mi artı mayenliği. Ha bir de ne buldum biliyor musun? Özür dilerim. Senelerden beri uğraşıyordum diyorum. Burada bir yerde ama bu sözleri de buldum. O gün bir hafta bayram ettim. Ama çok ayağım yere basmıyor. Çünkü bir şeyin peşindeyim. İlim neredeydi abiler? Ha? Ne? Söyle söyle. Doktor. Tasdikte. Tastik. de. İlim yeri orası değil mi abi? Sonra. İrade neredeydi abiler? Kudret, Kudret nerede abi? Ha? Bilmiyorduk diye değil mi? Bilmiyordum. Bilmiyoruz. Ya, yok. Yok sureti. Abi Kardeşim ilmi bildik. Sonra dedi ki inşallah kalbe ve ruha çalışırsak kudret çıkar. Kur'an dört tane sıfatı tazammü ne diyor? İlim, irade, kudret, emir. Evet. Tazamını ne diyor? Evet. İlim tasdikte, dimada. İrade bak bir hafta ayağım yere basmadı diyor. Vicdan kudret nerede? Kalpte olduğunu gördü. Kalbin kuvveti varsa diyor. Kuv, kuvvet kalpte abi. Kuvvet kudret. Kuvvet kalpte ise büyüsünde olması icap eder. Kudret. kudret. O artık tecelli ediyor. Ne yapıyorsa. Sonra emir çıktı. Emir de şeye geçiyor. Ka, ruha. Zaten, emir, ruh. Çünkü <laughs> insanın fiiliyatı var ya fiiliyatı. Kalbin ve hissin temayülatından çıkar. <laughs> evet. Ruh emrindendir hepten açık kulur <gülür> ruhu min emri rabbi ee, Osman e, insanın fiilleri kalbin ve isin temayülatından çıkar diyor ya Allah razı olsun. E, kalbin ve isin bak şimdi buraya not alman için söylüyorum Osman bak şimdi Allah razı olsun. çok güzel şöyle, ya, ayet de destekledin. İnsanın fiili kalbin ve isin temayülatından çıkar ya. Fiil nedir? Kitab-ı Mübin değil midir? Şimdi kitab-ı Mübin yapıyorum. Kitabım için hangi sıfat vardı? İrade. Şey, kudret. kudret. İrade neredeydi? Vicdanda. Kudret de kalp. Niçin? Ee, i̇nsanın fiilleri kalbin ve isin temayülatından çıkar. Oradan da doğruluyor. Sağlaması da bu. Ruhun emir olduğunu ayette yaptı. Kullu ruhu min emri Rabbi. Emrin derdi. Emir verir. O zaman Kur'an'ın illeti tammeli. Neren ağrıyor? Kafan. Orayı oku. Ha tamam burada. yazar Kudret. Kalp. Kalp. Bu Kur'an illeti tahmili. Bundan geliyor. Ya Rab bu dersleri nasip ettiğin için sana nasıl şükretsek abi. Kur'an neren ağrıyorsa zarfın üzerinde o mektubu adresi koy oraya oku. İlleti tamildir ya. Mesela dima illeti tamı yapayım. Adamın ustat diyor da korku. Vehimle. Damdan düşürür. Baş aşağı düşür, Boynu kırılır. Bir adama bir doktora denk gelse. Usta doktorla tabibi ayırıyor, vicdansız doktora diyor. Ama hekim azık diyor. Barla da tıbbı diyor, taba, tababeti o diyor. Sıkıntısı olanın diyor e, sıkıntısına sıkıntı katar diyor. Niye? Motor tamircisi ahlaksız olanı da olduğu gibi ahlaklı olan da vardır. Doktorun da ahlaksızı var. Ahlaksızı da var, ahlaklısı da var. Ahlaklısı da var. Her sahanın vardır. Yani ahlaksız, ilim eli. İlim eli de var. Yani tam motoru <laughs> tamir eden ahlaklı da var. Değişmediği parçayı düzeltiyor, boya vuruyor, parçayı değiştirdim diyor. İki tane zarar veriyor. Sonra şey, çek kapya yaptırınca araba satarken o parça arızalı olduğu gözüküyor. Vesaire. Öyle hainler de var. Ustad e, yeisi elimini arttırır diyor. Bak kardeşim. Kafada eğer adama pozitif telkin ederseniz düzelmemesi çok zor. Ama olumsuzu pompala sihatlıyı da hasta yaparsın. Vallahi yaparsın. Şimdi benim sözüm tıpta geçmez. Ama şu doktor dese ki Ramazan'da sen oruç tutmayacaksın. Dindir. Ben hoca olarak desem ki tutma olmaz. O sal. Şimdi o doktor dese ki o mutlaka içmen lazım, şey yapman lazım. Adam bitti. Ona artık put şey yap. Ama biraz böyle telkin etse bu bir sebeptir, geçicidir. Aşıyacaksın, aşı Ama bunun paraleli varsa otlarla vesaire. Şey yapar. Yani doktor adamı adam eder, adamı da zindan eder. Tamirci de öyle. Köydeyim. Köydeyim. Bir telefon çaldı. Alo iyi günler diliyoruz falan. Tamam defolatı bilin. Buyurun. Beyefendi hastanemizde ücretsiz check-up yaptırıyoruz. Öyle mi ya? Evet dedi falan heyecanda. Allah Allah. Aa, nereden arıyorsunuz? Rize'den arıyorum dedi. Ama ben dedim Rize'den e, 30 küsur kilometre pazar ilçesi. Oradan da köydeyim. Nasıl gelip yapacağım? Beyefendi konumuz atın biz araba göndereceğiz. Hastanemize ücretsiz check-up yapacaksınız. Tekrar bırakacağım. Ciddi mi ya dedim. Evet dedi biz böyle hizmet veriyoruz. Ya dedim benim başım ağrısa İstanbul'a giderken Rize'ye uğrasam. Dedim ya bana aspirin verir misiniz dedim geçerken. Ya dedi şey yaparsak da bir şey yapar. Ya genelde veriyor. Yok vermiyoruz. Dedi. Peki beni tanıyor musunuz dedim. Yok. Peki birisi mi önerdi dedi. Bir? Yok dedi babanın hayrına mı yapacaksın? Beni buraya alacaksın, götüreceksin. Ya beyefendi dedi falan yumuşadı. Ondan sonra ben oraya geleceğim. Check-up yaptırır altına küreselcilerin ifadesi. Check-up yaptırmak küreselcilerindir. İnsanların evhamını tahrik etmek içindir. Yaptırma. Bak ne anlayamıyorsun sana ilaç vermeyen. Hastanede e, esir kalmış para veremeyen. Eve iş, aşı için dolaşmadılar mı? Doğan çocuğuna yaptırma yine. Onlar ev ev dolaşıyor. Bebeği ne yapalım? Dedim ki kızım hastanede çocuğun parası yok diye muayene etmediniz. Eve gelip yine yapıyorsunuz. Millet tam anlatacağım. Bak eve dolaşıp yine yapacak. Demirel ve Mesut İlmaz dönemi. Binaya geldi. Çocuk arıyorlar böyle dedektörle. Zehirleyecek çocuk arıyor. Bunlar vatancı mı? Bunlar sağlıkçı mı? Bunlar anarşist. Ama bunlar da alet olmuş. Peki bir düşünsene Rize'den pazara 30 kilometre küsür köye gelecek 17. Tekrar beni bırakacak ve karşılıksız check yapacak bunlar hep bedava. Çünkü ben size isteyeyim. Sen bana gel. Abi benim böyle ailevi psikolojim var. Ben sana vallahi 10 tane hastalık iman ederim. Kardeşim senin tasavvurun izan arasındaki ifrat modundadır. Değil miyim demez mi? He. Ben o doktor sana 10 tane hastalık imal eder. Yeter ki istesin. O check-up'ta o böbreğinizin, kalbinizin şu kapağı lan nereden bileceğim lan ben kalbimin kapağı şurası. Vicdansız motorcu yok mu? Vicdansız da var böyle. Böbreğiniz şöyledir. O iyi ki geldiniz. Az kaldı şey olacaktınız. Böyle bu sefer bağlayacak seni. Şimdi ben ben kendi mesleğimde tevazu yapmıyorum. Ben de ruhiyatçı. Sen tıbbı şu kadar okudun, ben de rüyat ömrümü verdim. Bak şimdi sen bana desen ki sıkıntı dima avucun için biliyorsun. Senin düşüncelerini vicdandaki hisle uyumlu yapamadığından fikriyatın hisle şey, ifratta oynuyor. Yani gelecek ve gelecek. Der miyim demez mi? Ona imal edebilir miyim edemez mi bir şey yapsam? Ama adamı da yukarıya çıkartabilir miyim? Ya bende bir şey var zannettim. Şudur bu kadar basit. Tamam. Şimdi Kur'an'da bu anlattığım gibi kesinlikle neyinizi hayal ediyorsanız Kur'an şifa olduğunu Kur'an söylüyor. Ve nu Kur'an ma ve şifa. Onun için bu detayı anlattım şifa. Has ve menzil Kur'an ma ve şifa ve rahmetun lil mu'minin ve la yazidun zalimin illa hasara. Onlara da kusan Kur'an dima fikir. Kuvve, ne demek? kuva Kuvve şey, kuvve kadar bu. Kuvve, kuvvet. Öyle. Konsantre. Hiçbir şeyim yok. Konsantre oluyorum. Hıt! Tuğlayı kırıyorum. Yaparken bile oldum konsantre. Düşünce. Tamam Güç oluyor. Kur'an seninle konuşuyor. Kur'an şahit olsun. İki defa başıma bir hadise geldi. Allah hakkında suizanlar. Kur'an okuyup Uçuşuyor. Öyle acayip. Öyle garip ki anlatamam. Kur'an okuyordum. İsmail kalk. Dolabımda. Kur'an'ı mı göreceksin? Yeşil. Bak göstereceğim. Allah da delil yaptığı için. Bak ne ya Kur'an sizinle konuşuyor. Bunu az anlatmak bile az bile şok şey anlar. Canım sıkıldı Kur'an'ı. Okudum sayfayı. Sayfayı çok okudum. Bu bölüm bunu. Öteki şeye geldim. Gafur. ipi koydum. Kur'an vallahi konuşuyor. Canlı ruhlu Kur'an. Koydum, canım sıkıldı, volta attım. Geldim. Düzeldim epeyi. Açtım ipi. Devam ediyorum. Ka Kâf suresinin 16. ayeti. İlk. Allah'ım sen şahitsin. Yalana şahit yaparsan kafir olursun. Allah o ayette diyor ki. Bilmana söylüyor. Sizin diyor. Şeytan diyor kalbinize ne vehim ve vesvese verdiğini ben biliyorum. Çünkü ben diyor senin şah damarından daha yakınım. Kalbin sana neler verdiğini ben biliyorum. Allah Allah. Orada mı Vallahi orada. Yani nerede oldu? Öteki sayfa başı. Bak şimdi bir tane bu. Kestim canım sıkıldı. Allah bunları nasıl söylüyor ya? Yeter daha yani söyleyeceksin ama ben de biliyorum serbest ama bu kadar da mı serbest bıraktım seni? Köpek seni. İpi çevirdim. Ha, bak. Kaf suresi 16. Kur'an konuşuyor. Bir ara bunu anlatmak için anlatıyor. Ha. Evet acayip. Ve bak şimdi. Ha bu kağıdı görüyor musunuz? Bak şimdi, iki de var. Şuraya geldim. İpi koy, okudum. Buradayım. Kaf ve Kur'an-ı Kerim. Canım sıkıldı. ha Buraya geldim gafur. Hiç bu kağıt yok. İpi koydum. Ne bileyim nereye geldim. Kehf suresi 16. ay. Koydum. İş yaptım temizlik iş yaptım. Unutayım. Yani buna cevap verme. Şahsiyet verirsin. Ona Kur'an o, o, okuma. Vücut verirsin. Kale alma. Sonra. Açtım. O çıktı. Şey okuyorum. Ola manası bana tın, tın etti. Dur hele bir bakayım. Ne çıktı? 4.02.2003 Kur'an cüzümü okurken e, 510 sayfede bak 517 sayfede şeytan Rabbime karşı su edepte bulunduğumda çok rahatsız oldum. Hatta Kur'an sayfemi bitirdim. Arka sayfaya geçmeden kalktım. Şeytandan sığınırım besmelenin başını üç defa okuduktan devam. Neyse gidiyor. Bir de başıma mealini söyleyeceğim. Sonra ya arka, sayfaya geçtim. Fesubanallah 16. ayette başlıyor. Böyle başlıyor. Lekad halaknal insan ve na'lemu ma tuvasvisu bihi nefse ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verit. 16. ayete başladım. Bil manası şu. Celalım hakkı için insanı biz yarattık. Ve nefsinin ona ne vesvese verdiğini biliriz. Çünkü biz ona şaf damarından daha yakınız diyor. Sonra hastalıkla alakalı musallat oldu yine bana. Herkesin bir şey vuruyor ya. Hastalıkla alakalı ben gene bunu bilmiyorum, unuttum. Öyle şiddetli musallat oldu ki acayip. Gene bunun burada ol, Bittiğinin bu geleceğini bu Kur'an elimde şahit, bu şahittir. Bilmiyorum. O aynı başka bir cisten bir tane ucum yedim ki nasıl saldırı. Kur'an'ın kelameti için bunları anlatıyorum. Sonra maviyle yazdım bakın. Aynı sana diyor o hastalık noktasında vesvese veren otur. Kur'an biz seni koruyoruz. Biz sana şah yakınız. Ama sana o ne dediğini biz de biliyoruz onu sakın şey yapma bak. Yine bu tevafuk da şu tarihte. Ee, aynı yer iki defa tevafuk. evet aynı yer. Vesair. A şey olacak. A bilmem ne yapacak. Aynı yer. Yaşadın ya be bunu. Evet. Onu yaptığın ders bu hafta paylaşıldı. Allah Allah. Bu hafta iki gün önce falan paylaştım. Şimdi yeni oldu köyde. Ama öyle bir ucum oldu ki. Anlatamam hastalık noktasında. Ondan sonra dayanamadım. Sayfa burada kaldı bitirdim. O kadar canlandı, rahatsız oldum ki arkaya geçirmedim. Kur'an'ı böyle bıraktım. Dedim o bitirdim. Sonra dedim yavaşladım. Aa bir baktım. Gene burası. Velaka halakni sana nalimu ma tu vesvisu bihi nefsi. Onu biz yarattık diyor. Onun nefsine ne söylediğini, ne vesvese biliyoruz. Ondan sonra اَنَهْنَا اَقْرَبِ اِلَيْمِ اِنْ هَبْلِ O'na şah damarında biz yakınız çünkü biliyorum. Kur'an bizimle konuşuyor. Kur'an ne diyecek? Peki ne diyeceksin? Ustad küçük bir tevafuku külliyat yazmış. Tevafuk Allah'ın konuşmasıdır. Allah için büyük küçük yoktur. Allah için çok az yoktur. Az çok yoktur. Zayıf kuvvetli yoktur. Allah için ne vardır? Hak vardır, batıl vardır. Doğru vardır, yanlış vardır. İman vardır, küfür vardır. Tevafuk, küçük bir tevafuk, küçük bir seni alamet, Kur'an seni konu, o odur, büyüktür. Anlarsa, nasibin varsa. Ondan sonra bir bakıyorsun Kur'an seni bırakmadı. O seni unutmadı hem de terk etmedi. Ya Kur'an. Sonra bir sen ne oldu? Tam o enerji o olumsuz pozitife döndü. Onu aldım kullandım. Güç oldu. Ve ciddi bir karara rızk olarak gittim ve muvaffak oldum. Bundan dolayı. Muvaffak etti. Oldu. Evet hep bunun için anlattım. Sonra kalbin kuvveti varsa diyor. Kur'an illeti tamelidir. Sonra işte son zamanda bulun sevindim ya Osman. Hı hı. Kudret Peki, biraz karıştırayım ben. Abi. Evet karıştır. Tamam bozsun. Yani kudret vücudu harici veren ya. Evet. Suret olmasını bekleriz değil mi? Hayır. İrade, irade bakarsan gözüken nasıl irade. Bir yani? Bir... Bak şimdi. Onu tartışmıştık ya. Yani, onu bak, bak şimdi. bekleriz yani. Şimdi burada hakikatle yani kalple eşleştirdik ya. Bunu nasıl izah edeceğiz? Evet. Ağaca baktığımız zaman konuşmuştuk. İlk gözüken kudret midir, irade midir? Bakış açısına göre değil, Hayır de bizimle, bizimle bizim değil o tespit. Bu tabi bu bizim değil bu. ağacın zahircisine baktığı var ya tam. Sureti. Mesela Mehmet kardeş şu ağaç şuraya gösterdim. Şurayı. Bu nedir desem ağacı mı diyorsun dersin değil mi? Veya ceviz ağacı. İşte bu ağacı ev demeyip ağaç demen, şeftali demeyip ceviz demen iradedir. Sonra kudret olur. Kita, kitab mübin kudret ve iradedir. Ustad da diyor ki hutbe Şami 77'de e, insanın fiiliyatı kalbi meysin hissin temayülatından çıkar. Kalbin kuvveti varsa anlarsın diyor. Kalbin kuvveti. İlk gözüken şey kudret daha yokken iradedir. Abi şey başa koyduğunuz şey çok önemli. Neyin sureti, kanuniyeti, hakikati mahiyet. Şimdi insana eğer insanı şey yaparsanız evet iradedir ağaç ama Kainat ve mahlukat cinsine koyarsanız değildir. Kudrettir buradan. Yani bu, bu, Mehmet de, kardeş. Şey, en de. az 5-6 sene ben de bunu aşağı ama kabul ediyordum. İlk gözüken kudret biliyordum. Çok anlattım onu da. Çözemiyordum. İşte, kudret bakacak, değil. İnsan bakarsa doğru. Abim sana bırakmadılar. Evet. Bu bu şey ilim dimadadır. Senin bakışına göre değildir bu. Bu böyledir. Bu sabitedir. İlim tasdiktir. Sen onu ilmi alıp da başka yere koyamazsın. Değil mi? İlim nerededir abi? Yeri? Yani. Tamam da orada da ilim denilen tasdik diyor. E, tamam, surettir, ilmin tamam da ama böyledir. İlim orasıdır. E, tamam. Hı. Onu ayırdık ya. İlim denilen tasdik dediği zaman o ilim hangi ilim? O hakikat ya? oluyor orada. Hakikattir o. Tamam. Kan dedik, dedik. Dimağın Sürat içindeki dimağın, içinde. dimağın içindeki suret kanuniyat hakkı derseniz olur. Tamam. İşte o, o ben işte. De, ben de diyorum ki başa yazacağınız şey çok önemli. Ne yazacaksınız oraya? Neyse. Bunu anlaman biraz benim gibi eski zamanı alacak. İlk gözüken şey kudret değildir. Onu düşün. Çünkü onlar şimdi girmeyecek. Çok uğraştık onunla. Çok zaman verdik. Bu örneği de verdik. Rüştü abi de demişti. Bu ilmi kelamlarım benim fikrim değil. İlk gözüken ağaçta öyle şey yapma, ee, ısrar etme de bir kendine gene bir ihtimal ver. İlk gözüken kudret değildir. Ben onu Allah Neyse. Allah bu kainatı yaratmadan önce karar vermesi kudret değildir. Kainatı yaratacağım demek iradedir. Tamam. Ha iradedir. İrade karar verir, ilim proje çizer. Kudret vücuttur. Ee, i̇şte bütün mevcudat böyle evveline dikkat edildikçe bir ilmin tarife namesi, ahirine dikkat edildikçe bir saniyin planı ve beyan namesi, ve zahirine baktıkça bir fail-i muhtarın ve müridin gayet sanatlı ve tenasüplü bir hurley sanatı ve batınına baktıkça bir kadirin gayet muntazam bir makinesini müşahede ediyoruz. Yani evet. zahirine baktıkça bir fail-i muhtarın ve müridin... Muhtar, bir ve murid, irade yani zahir isim irade abi. Ağacın zahirisi irade, batını, batını kudret. Mesela burayı yazabiliyor musunuz? Evvel ayet Tabii 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 tabii. Tabii mesele yazalım. Bakana göre mesela şey, bak. Bakana göre değişir. Bakana göre bu değişmez. Sabiteler değişmez. Ben de Değiştirin de bu. Şey Mek Mek Mektubat. Mektubat 230. Bakana göre değişmez bazı şeyler. Tabi. Tabii yo, yo O zaman deme o zaman. Çünkü bazı şeyler bakana göre değişmez. Formüller değişmez. tabi Mektubat kaç? 200? 234 mu? 230 mu? Bu değişmez abi. Bizim düşünceler değişir. O sabiteler değişmez. Şimdi bak. Ağacın o şeye göre zairisi murit ve irade diyor ya irade ağacın batınısı kudret ikisinin cemi kitabi mübin tutuyor bak Ağacın evveli. Evveli. orada Sari söylüyor. ilim. Namesi, planı ve beyan demiş burada. Evet. Sadece evet. ee, ee, e e bir şey emir o çok önemli. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Ben başka bir şey demiyorum. Siz üstüne bir şey yazmazsanız yapamazsınız. Şeyleri dikkat derseniz değişir. Kainat derseniz tamam. değişir. Mevcutat derseniz değişir. Bakın cimada ilim derseniz meratipleri değişir. İlimin kendisini yaparsanız komplesi değişir. Bu, bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben ilim dimada, tasdikte, e, vicdanda, irade, e, emir ruhta kudret kalpte. Onu kalpte olduğunu sarı var ama şu an hangi sefa bilmiyor. bilmiyorum. Abi o değil de yani. Abi, emir, bak karlı. ba çıktı çıktı. Sözler 270. Kalbin kut ve kuvveti. Her şey kadir. Ha bak çıktı. Böyle kaldırdım. Allah da gösterdi. Bir Bunlar şimdi yani. her gün zaman, insanda birer sistem bahsettiğim ya. Bahsettiğim ben yani ilim yine oraya si insan sisteminde ya, en parlak yani divada, daha vicdan, Başka bir e, irade var divada mı şey, Nereden e, vicdan da ilahi mi? Yok yok, ölümü biz çok büyüktür. Sanki iradeden, hepsi müstakildir. İlim dimanda kardeşim. Dokun. O da hakikata dönüştürür Aşkı katte. Kalemiz, tamam. O, o. Ama o mahiyete hakikata dönüşür. İlim orada kalır. Aklı olmayan ilmi yok. Kaynasın. Ben geçeyim abi. Ben şuna itiraz etmiyorum. Söylediklerinize de itiraz etmedim. Bakın siz ne yazarsanız başa o çok önemli diyorum. O işte sureti kanuneti. E tamam da Hakikaten. ne istiyorsun benden şimdi söyle? Ama birisi çıkar derse ki, ne de? Biz kalbi hakikat demiştik. Kudretle burada birleştirdiniz. Evet doğru. Hakikat. Kudret hakikat mıdır? Yok. Hakikattır tabii. Nedir ya? Kudret noktasında hakikattır. Kudret hakikat değil kuvvet midir? Hakikattır, Kuvvet esmadır. Kuvvet hakikattır o noktadan bakarsın. Kudret kendisini ne ile ifade eder? 270 biraz önce çıktı. Kuvvet olarak kalbin kuvveti, kudreti de şey yapma. Mesela diyelim ki hay sıfattır. Muhi, muhi olarak esma olarak gözüküyor. Kudret sıfattır. Kuvvet esmadır. Hakikat ya. Hakikat esma ya kuvvettir. Cilvesi nedir? Kuvve. Esma kuvvet, sıfat kudret. Şimdi lugatı bitirdik abiler. Şimdi e, ee, hulasa edenin hulasa ettim dedim ya. Diyanet İslam ansiklopedisinde kalp almış. Oraya bakayım dedim. Oradan aldıklarım sari ifadeler. Diyor ki size gönderdim resmini. Bir şeyin için içini dışına çıkarmak, Altını üstüne getirmek, test çevirmek, bir şeyi başka bir şeye dönüştürmek ve değiştirmek. Hulasa etmiş. Görüyor musun? Bir şeyin içini dışına, altın üstüne Ters çevirmek, bak çevirmek demiyor. Ters çevirmek. Sırı tılsım tılsımı sır yapıyor. Bir şeyi başka bir şeye dönüştürmek. Yani ona şekil vermek değil ha. Başka bir şey yapıyor. Mesela imanla küfür değişiklik değil. Dönüşümdür, zıtlaşmadır. Dönüşebiliyor. Kalp dini ve tasavvufu bağlamda bilgi ve düşüncenin kaynağı ve aracıdır. Bilgi ve düşüncenin ...aracı ve kaynağıymış. Aracıymış. Abi burada bir e, soru... Soru ama orada aldığım yeri naklettim. Yani. Evet evet. Şey, e, bu, bunu daha önce de soracaktım da... Heh. ...tekrar burada gelince... ...ben de hatırlamış oldum. Şimdi kalp mesela... ...aslında değiştirdiği, dönüştürdüğü... ...terse çevirdiği şeyleri... ...alemlerden... ...aldıklarıyla yapıyor. Kendisi Nasıl? üretmiyor... Değil mi? Yani mesela vücudu ve adımı düşünelim. Bak, vücut alemi Orada bir düşünelim. dur. Aldığı şeyleri de değiştiriyor, dönüştürüyor. Ayrıyeten. Neye dönüştürüyor? Dinle. Şey Bak, aynı şeyi, aynı şey mana ismi mana herfi yapıyor. Mana ismi. Aynı anda o malzemelerin dışında kendisi değişiyor, başka bir şey oluyor. Mesela diyelim ki karaciğer, karaciğer gelen malzemeleri enerjiye dönüştürüyor. Fasulye. Ne alakası var enerji paketi? ATP yapıyor. Karaciğer, <laughs> karaciğer karaciğerdir. Ama kalpte Bak şimdi. Kalpte karaciğer kalp kalp, kalp kalp kalp. bak şimdi. Kendi sabitiyeti de yok yani. Evet yok, bak. Hasan abi burada bir, şeyi kaçırıyoruz, bir şey kaçırıyoruz. Dur dur dur. Karaciğer karaciğerdir. Fasulyeyi aldı. Onu bağırsaklardan şuradan buradan emzir aldı artık atepetik enerji. Bu enerji saça gönderse saç olacak enerji. Hiçbir şey değil o artık enerji her şeydir. Tırnak olacak. Onlara bunu gönderiyor o olsun. Öyle bir şey yaptı ki fasulye muayyendi. E, evet. ee, mutlaklığa dönüştürdü. Fasulyeden enerji nükleer santraldan enerji söktüğü gibi atomu parçalıyor ya. Atomdan nükleer enerjiyi çıkartın. O enerji nedir? Her şeydir. Şehri yok edersin. Abi mana mı oluyor ya? Niye fasulyeden gelen acı bende manaya dönüşüyor? Manaya dönüşüyor. Elhamdülillah dersin diyor. His olur, fikir olur, duygu olur, latif olur, enerji olur, güç olur, hiddet olur, muhabbet olur, gadap olur, ihlas olur, riya olur, her şey olur. Karacel. Ha, kar bu aldığı enerjiyi mutla, şey muayeni fasulyeyi mutlağa dönüştürdü mü? Bazen de bir bakıyorsun başka şey dönüşüyor ama karaciğer değişmiyor. Kalbin böyle bir özelliği var ki geleni mana ismiyle mana harfi yaptığı gibi imanı küfür küfür imana yaptığı gibi yapabiliyor oluyor. Bunu geç. Bu kendi dışında. Kendisi de değişiyor. Etkileniyor mu? Etkileniyor, etkilenmeden de oluyor. Etkilenmeden ben de oluyor. Hangi <laughs> değişiyor? O gelecek işte. Illan... Var tabi bir sistemi var süveyde kalp oluyor. Kendisi kendisiyle, kendisi kendisine kalp oluyor. Kendisi kendisiyle. Ne demek Allah? Allah bu kainatı yaratmadan önce neydi? Allah idi. Peki ne yapıyordu 146 mesevvelere? Ee, Şunatı ı zatesi, mahiyet-i zatiye, şey, mahiyet zatesi, şunat-ı zatiye, şunat-ı zatiye, sıfat-ı zatiye, sıfat-ı zatiye, sıfat-ı sıfatı sıfat-ı sıfatiye, esmalarda ayna oluyordu. Yani kendisi kendisinde tecelli ediyordu. Kendisi kendisinden. Kalp da kendisi kendisinden dönüşüyor. Sebeple dönüştüğü tarafı var. Dört tane şey var ya. Saat, kalp, e, şey, fuat, lup. Başkalarına göre bir isim vermiş. Ee, mesela diyelim ki ceviz demiş. Benim sal değil bunlar. Hep oku. Cevizin yeşil kabuğu. Sadr. Yeşil. Kalbi anlatırken. Alim. Cevizin kabuğuna kalp demiş. Cevizin cevizin o gri var ya o yediğimiz. He. Ona fuat. Zardi fuat. O yedince ortaya çıkan o yağlar lezzet alıyoruz ya. Hı hı. O da lüp. Cev kalbi böyle demişler tamam mı? Böyle. Usta hepsinde kullanıyor. Peki Süveyda hiçbirisi hmm, Yani zaman. bunu da kullanıyor ama Gerçi daha bitmedi, bitmedi her. daha gelecek çünkü hiçbir belirleniş yok. Mesela diyelim ceviz yiyince Cevize benziyor mu? O halet, cevize benziyor mu? O doğurdu diye o mudur? Burada elhamdülillah dersin, orada elhamdülillah yersin. Peki dilinde, beyninde lezzet vardır. Bu şükürdür. Peki o lezzet zevk, ze, şey tobe zevk o zevk vardır. Dimada zevk vardır. Cinsellik zevktir. Sonra o aldığın zevki... ...elhamdülillah bu lezzettir. Hmm. Allah ile bağlarsan lezzeti i olur. Lezzet latiftir. Zevk kesiftir. Mülke aittir. Çünkü şu 16 zatiyede vardı? Şefkat-ı mukaddesi, muhabbet-i münazze... ...şefk-i mukaddesi, şefk-i mukaddesi... ...lezzet-i mukaddesi... ...memnuniyet-i mukaddesi, iftihar-i mukaddesi... Zevk diyor mu? Demiyor. Lezzeti nereye koymuş şuna Sarihli gidiyorum ben. Sarih. Yani zevke ne diyor? Bedenseldir. Düşünseldir. Histir. Ama e, kalbi değildir. Kalpte lezzet var. Hasan abi şöyle bir şey geldi aklıma, Söyle. Evet söyle estağfurullah. Ee... Zevkte hüzün vardır. Lezzette ise huzur vardır. <laughs> Vay be. Osman yaz bunu. Doğru söyledi. Yaz tabii ya. Şimdi kalp bütün bir dışarıdan alıyor. <laughs> <laughs> devlet devletmeden önce <laughs> kalbe diyor ama kalpte kendisinde mana vardı biz. Kalbe mana denizi demiştik. Tamam. Biz orada gemi yüzdürüyoruz hariçten demiş. Tamam. Tabii, tabii o eden. Sistemine girmedi Kali da neler var diye. Yani. Boş derken, boş derken belirlenmiş değil. Sistem bu. Tabii ki kalbin karanlık köşelerinde Kalbite yatan yani, manalar yazılı. Evet tabii tabii tabii. Kalp, kalbin sistemi boş derken Adem değil yani. Mükemmel. Yani belirlenmemiş, evet. çocuğun kalbi gibi. Mükemmel. Sen söyle şey Davut. Abi şimdi kendi kendine, kendini kendisi Bakayım, değiştiriyorsa biraz. o zaman Nasıl? değişimin kaynağı. O zaman kudret şunu. Evet. Yani kudret var. Ama bu bir değişim var. O zaman bu evet. yani, evet. Evet. E, bir değişim, de zaman bu değişim için ilim ve irade lazım. Onu da kullanıyor da işte o hariçten Onu hariçten, hariçten kullanıyor. Ama Kalbin ama kuvveti. Ama kudret kendisinde olmasa evet. çünkü kendi Kalbe sari kudretin kaynağı. kaynağı. evet. Kaynağı olursa, kudretin kaynağıdır. Kudret. Kendisi ya kaviyu ya Allah. Kudretin kaynağıdır. İlmin kaynağı dimadır. İra, viraj, iradenin kaynağı vicdandır. Kudretin kaynağı karttır. Emrin kaynağı kullu ruhun emri Rabbi ruhtur. Devam ediyorum bak şeye toplamaya. Kalp dini ve tasavvufu bağlamda bilgi ve düşüncenin kaynağı ve aracıdır. Rabbani latife ve ilahi cevherde denir. Kur'an'da ve hadislerde Fuat, Sadr, Lüb, Nuha ve Ru gibi terimler genellikle kalp manasında kullanılmıştır. Kur'an'da geçiyormuş. Fuat geçiyor Kur'an'da. Adam ehli. O da toplamış. Yani toplamış şey kendi bir şey değil. Alimlerden. Sant geçiyor. Lüb, Nuh'a, Ru diye geçiyor. Fuat bazılarına göre kalp ile eş anlamlıdır bazı alimler. Biz daha geçmedik de şey yapıyoruz. Bazılarına göre ise kalp daha özeldir. Mütercim Asım Efendi'ye göre kalbin Türkçe karşılığı gönül ki yürektir. Kur'an'da yüreğe fuad. ne demek? Metanet vermek için önceki peygamberlerin kıssalarından bahsedildiği belirtilir. Hud suresi 11. surenin 120. ayet. Yani kalpte bir peygamber kıssalarını zikretliyoruz ki kalbimize kudret verilsin. Kuvvet olsun diye. Kalbin kuvveti. Kalbe kuvvet vermek içinmiş. Peygamber kıssaları. bir daha kalbe kudret ve ku kalbe kudret basıyor kuvvet kalbin kuvveti varsa Evet Evet 11 şeyde yani nasıl zaten şöyle açtığım zaman o gene o çıktı açtığım zaman bu kadar şeyde Allah'ın ikti bak kalbin kut ve kuvveti her şey Kadir Rahimi Kerim'in kapısını niyaz ile çalmak elde edilmeli. Kuvvet onunla elde ediliyor. 16. sözü son, sonunda da öyle bir ifade var. Abi. Evet 16. sözü. Kalbin sözüm. kuvveti, aklın ürviyeti varsa hakikate tatbik et. Tatbik et evet. İşte ayette de Hud suresi 120. ayette diyor ki Fuat metanet vermek için yani peygamberlerin kıssalarını niye zikrediyor? Kalbe kuvvet vermek içinmiş. Tahammül gücü o veriyor. Kalbe tahammül gücü o. Nokta istinat. Allah'a efendim. diyor, efendim neyi okuyayım? Haksın, tamam. Ya. Tamam. Resim de gönderdik. Kardeşe o şey yapalım. Kardeşe de gönder. Telefonu şer. Bu sayfa sen sayfayı takip etmiyor musun? o tabii ki haklısın etmiyorsun. Cep telefonuna kardeşimize gönderir misiniz? O, bu, bu, sayfayı çektik. Tamam. Onu da hem görerek takip et bizi. Aynen. Hani biraz önce çektiler ya. Ona da gönder. <laughs> Bu işi yapın arkadaşlar siz. Fuat bir de okuyorum kardeş. Adın neydi? Ömer. Ömer'im. Tamam ezberledim inşallah. Ömer. Metanet vermek için. Metanet. Metanet ne demek? Me, metanet. Dayanmak. Metanet et. Ameliyata giriyorsun. Metanet et. Bak şey sıkıntı gelecek. Mesela diyor ki ustad metaneti şeyde kullanıyor. Açlık olacak şimdi. Açlık. Bu, bu Ramazan riyazeti diye bakın diyor. 232 Kastamonu'da. Açlık, kıtlık gelecek diyor. Tamam Bu arada söyleyeyim ya, kıtlık gibi bir şey var ya. Onun için kağıda para tutmayın. Altınızda olsun. Saddam derildi. kağıtlar elinde patladı. Ama altın olanlar dünyanın her tarafında altın oldu. E, 100, e, suresi 120. Kuve, peygamber kısaları kalbinize kuvvet vermek içindir diyor. Göğüs anlamındaki saat, göz al şöyle anlatıyor. Dedim ya önce şu anda o, o ansiklopedik ayetleri ayetlere girdi. Göğüs anlamındaki satır meal okuyorum. Allah göğüslerde olanı bilir. Ayetleri okuyorum. İlk sayı sure ismi sayısı. İkincisi ayet. 3 ay 119 154 ayet. Yani Ali İmran -qa. Kur'an'da akletme, düşünme fiili kalbe nispet edilmiş. 22'ye 46. Yani düşün, düşünmenin kalbin bir işlevi olduğunu belirtmiştir. Hmm. Düşünmek sonuç değil. Bilgi imal etmek. Hakikat ya. Yani. Aynı şekilde e, fık etmenin yani anlamanın kalbin işlevi olduğunu dikkate çekilmiştir Kur'an'da. Nerede? 7'ye Anlamazlar mı diyor. Anlamazlar mı? Rabbani latife kalp denilmesi bu manevi cevherin vücuttaki kalp ile ilişkisinin bulunması bak Rabbani latifeye Rabbani latife denmiş Kur'an'da. Ne denmiş diyor? Bu Manevi cevherin vücuttaki kalp ile ilişkisinin bulunması, işlevinin onun aracıyla ile gerçekleşmesi dolayısıyladır. Yani kalp yoluyla şey yapıyor. Ee, gerçekleşiyor olaylar. Dikkat ederseniz insan insan yapan e, namus diyoruz ya. Namus cinsellik manası değil. Şahsiyet demektir. Şahsiyetini koruyan organlar maddeten bile en korunaklı yerdir namusunu namus yapan organlar en kuranlıklı yerdedir. Kalp, yani. Kalp de böyle. Haya yeri öyle. Kalp en korunaklı yerdir. Gözelli değil o kadar. Ya. Diyor ki bir daha her şey işlevinin onun aracı ile gerçekleşiyor her şey. Şu anda e, diyor ki ilim denilen çömleklerde pişirilen hikmet. İlim çömlektir muhakemata. Kalp kuvvettir. ...oraya aktarıyor. Kalp çok değişken olduğu için... ...bu ismi almıştır. İsim oradan almış. Kalp, kalp para. Manayı e, harfiye dönüştürüp... ...onda Allah'a şükür ve hamd etmeyi... ...onla taşınıyor ötelere. Çünkü evliyalarda, mesela ustatta o özellik yok. Ama fıtratını onsuz uyandırmış. Şöyle diyeyim. Elmayı ağzıma koyarım, lezzet uyanır elma ağzıma koymadan lezzet alma mekanizması beyinde ben uyandırırsam Şu elmasız zaman aynı, ay oluyor. Zahirde, hakikat bu. Zahir bu, hakikat bu. Sebepsiz yapıyor. Sebepsiz. Evet geçiyoruz. Kur'an ve hadiste geçen kalp kelimesi insanın anlama, kavrama, düşünme ve düşünme ve şeylerin şey derken bizim sokak ağzıyla şey hani şey işte değil bu. Şey Allah'ın yarattığına denilir. Hı hı. Şeylerin hakikatını bilme yönü. Hakikat kalp. Bilme yönü. Yani bir e, insan hakikat, eşyanın hakikatini bilmek demek kalp ile olur. Suretini evet, bilmek o. değil mi? Ha? Muhatap bu Bir muhatap, şeyin hakikati. suretini bilmek dimadır. Kanunetin bilmek vicdandır. Hakikatını bilmek kalptır. Mahiyetini bilmek ruhtur. Hakikatını bilme yönü başka bir ifadeyle insanı insan yapan ve diğer canlılardan ayıran temel niteliğini dile getirir kalp. İnsanın id, insanın idrak eden, bilen ve kavrayan tarafı olduğu için kalp ilahi hitaba muhataptır. Bak duyuyor musun? İnsanın id, insanın idrak eden, bilen, kavrayan tarafı olduğu için yani makesi efkar ya. Kalp ilahi hitaba muhataptır. Yükümlü ve sorumludur. Muhatap olması yükümlü ve <laughs> sorumluluğu getiriyor. getiriyor. Evet. Çünkü Allah seni muhatap etti mi Kur'an'la? Kendisiyle ettim. Sorumluluk yükledi sana. Ama sorumluluğu iyi dinleyin. Sorumluluğunu bilmek. Sorumluluk almak. Şerif bak. Sorumluluk almak yük zannediyorsun. Güçtü. Baba olmak, sorumluluk almaktır. Evlenmek, eş olmak, sorumluluk getirir. Sorumluluk, acizliği değil, altına ezilmeyi değil, zavallı değil. Tam tersini güçlenmektir. Güç, Güç getiriyor. Mesela şöyle düşün. Bir, bir yapamaz, bir unutmuşsunuzdur. Bekarken, haletinizi baba olduğunuz, dünya bir bebeğiniz geldiği zaman hissettiğiniz nedir? Değişti. Ne kadar değişti biliyor musun? Evet bulu çağından önce bulu çağına olduğun an kadardır. Dünya nasıl değişti? Bulu çağında her şey değişti. Çocuk su bitti. Ee, şey de öyle bu <laughs> sorumluluk almak güçtür. Başka ondan başka bir güç üstün falan demeyeceğim. Elma armut gibi üstün üstünlük yok farklı bir şey. Elma mı üstün havuç mu başka bir şey. Farkındalık da güçtür. Farkındalığını bilen güç yaşadığını bilir. Yaşadığını bilen hayatın hakikatını mazhar Farkındalığı yoksa yaşadığını bilmez. Hep dışarıdadır. Bak gözü bile bilmez. Gözüyle dışarıdadır. Kulağı bilmez. Dışarıdadır. Bak hep dışarıda. İnsanların ekseri ne diyor? Ekseri mühendir. Ekseri mühendir. Ekseri bilmez. Ekseri şu ayette diyor ki yaşadığını bilmiyor bir daha beçet yaşadığını bilmiyor. Niye farkındalığı yok? Adınız gibi bilin. İ i̇sim ve soy isim olduğu gibi. Gayrimünfrek ya ayrılmaz. Farkındalığı bildiği kadar yaşadığını bilir. Yaşadığını ne kadar bilir? Farkındalığı kadar. Ne kadar farkındalık varsa o kadar yaşadığını bilir. Yaşadığını fark eder. Bak farkındalık güçtür. Yaşadığını getir. Sorumluluk almak güçtür. Mesela cemaata dahil oldun, farkındalığın oldu, sorumluluk aldın, cemaatten güç aldın. Başka şey yani, tamam? Cemaatte dahil olmak farkındalığını doğurur. cemaatta sorumluluk aldın, el, elin altına koydun, peçete aldın, şey yaptın, temizlik yaptın, benim yerim dedim, Derslere gittin, şey yaptın, hazmettin, ettin, sabrettin, sevdin. O ne getiriyor? O güçtür. Yani o farkındalık. Şey farkındalık girince alıyorsun. Sorumluluk başka bir güçtür. Farkındalık başka bir güçtür. Dini ve insani hayatın merkezinin kalp olduğunu Kur'an ve hadislerde açıkça ifade edilmiştir. Kalpleri var ama onunla bir şey anlam anlamıyorlar. 7'ye 179. Bak ne diyor bir daha okuyorum. Kalpleri var ama Kur'an. Onunla bir şey anlamıyorlar. Oysa biz akıl zannetirdik. Kalpleri diyor. Ayet mi? Ayet. 7'ye 179. Resim var zaten. Yani başka bir ayet. Atletmek için onlarda kalp yok mu? 22'ye 46. Yani hep nereye vereceğiz bunu? Zaten aşağıda söyleyecek. Hakikat. Başka meal. Kalbi olanlar için bunda öğüt vardır. 50-37 Mealindeki ayetler kalbin idrak, ilim, marifet ve düşünme aracı olduğunu ortaya koymaktadır. Bundan dolayı kalp yani Fuat sorumludur. Nerede söylüyor diyor bunu? 17'ye 36, 33'e 5. Kalbin bir özelliği de değişken olması. Mesela renkten renge girmesidir. Bu husus duygu, düşünce ve inançların değişmesini beraberinde getirir. Bundan dolayı bir hadiste şöyle diyor bak. Meal, ey kalpleri değiştiren, evirip çeviren Allah, kalbimi dinin ve taatın üzerine sabit kıl şeklinde dua edilmesi tavsiye edilmiştir. Müsned 2, 168, 173 gibi çok hadis kitaplarında mevcut. Bu arada Buhari ve Buhari ve Elmalı Suudi Arabistan Vehhabilerce yasaklanmıştır. Suudi Arabistan topraklarına kimse okuyamaz, giremez. Sebebi Ehl-i Sünnet'in temel düşüncesini inşa ettiği için. Ben onu ben söylüyorum. Yasaktır. Gerekçesi yok. Ee, El, El Cezire televizyona girmek 5 sene hapis cezasıdır. Orada ceza aynı. Düşürme yoktur. Ee, Buhari ve e, Buhari ve Müslim mi demişti ya? Buhari veya şey iki hadis kitabı yasaktır. Yeni. Yeni aldılar. Bir, bir iki haftalık. Hasan abi şimdi biz hep de diyorsunuz ya, yani hareket olarak da yapıyorum. Bu kalp diyorsunuz, dima, vicdan. Değil mi? Yani bununla... E, ifade o, ediyor. İfade ediliyor. Yani bununla hayata böyle e, bakıyor. His ama. He Kalpteki kalp, his noktasına vicdanla yapıyor. Tamam. E, kalp, fikir noktasında eşyayı almak, vermekte dima de, Dima. Peki acaba şimdi böyle düşünün, bu kalp ki e perde oradan bu tarafa gösteriyor, buradan o tarafa gösteriyor. Öyle mi Hasan abi? Şimdi buradan dediğimiz gibi alem-i şehadet baktığımız zaman vicdan <laughs> ve dima. Acaba Allah caniminden baktığımız zaman yine aynı kanaldan gelmezse bu cebir olmaz mı? Oradan gelmiyor, bu taraftan geliyor o. Bu taraftan mı geliyor? Evet. Buradan olsa cebir olur. Kim cebir ediyor? Allah'a mahkum ediyoruz benim bakışıma. Mehmet kardeş diyor ya. Yani bir zat kendi zatın bak deka iki aşı nazarı bir de gayrı nazarı. Gayrı nazarı vicdanınla dimanla baktırıyor. Bir zatı kendisi kalbine nazar ederek bakıyor. Bugün çok güzel bir laf ettin işte bu. Çok acayip işler vardı Bir de <laughs> Ali burada mı Ali? Ali dedi ki e, ne demişti? Allah başka bir şeydi. Aferin bak unutulmuyor. Başka işler var mı dedi. Ne dedim de söyle. Ne demişti? Acayip işler var. Kalpleri sabit kılan Allah'tır. Bak meal. Kalpleri sabit kılan Allah'tır. İbn-i Mace mukaddime 13. Başka meal. Kalpler Allah'ın iki parmağı arasındadır. Müslim kader 17'sinde yazıyor. Kalp, bak kalpler Allah'ın iki parmağı arasında. Bu havayı şekillendiren benim. Havayı ben şekillendiriyorum. Böylelik, böylelikle böyle. Kalpler de iki parmak arasındadır. Başka bir hadiste de Allahu Teala'nın kalpleri değiştirdiğini ve yönlendirdiğini göstermektedir. Ayrıca bak El Enam 6. surenin 110. ayet Gazali İhya da geçiyor. 3. cilt 44. sayfa. Kalp, duygu, düşünce ve inanç bakımından çok çeşitli renklere girmeye ve şekiller almaya elverişlidir. İmanın mahalli kaptır. 49'a 49'a 7 ve 14. 58'e 22. Şimdi söyle. özü biliyorum. Bu kadar değişen, değişken, sabitiyet olmayan bir şey iman gibi en önemli şey koyulur mu? <laughs> Zaten sabit olması i̇şte o için. O, şey. o iman o zaman alttan üstten üstten alta sağdan sola iman yükseliyor, gidiyor, geliyor, kayboluyor, var oluyor, büyüyor, küçü, böyle olması lazım. Sen mutlak mı isterdin, muayyen mi istersin? Ben mutlak isterim. O işte onun için oraya koydum. Dur. Ya o olması lazım. Büyümesini istemez yani misin? Kaybedebilirsin de ama. Mi? Bak şey doktor şey Davut. Risk se, risk almadan risk olmaz. Alacaksın risk. Se ile Z olacak. Yani bir nimet nikmeti de taşıyor. Ne kadar büyük nimetse o kadar büyük nimeti. Bir çağın iki yönü gibi. İman küfürle kayın. Küfür de imanla. Şirk, itikat, itikat Zaten la ilahe olmadı illallah olmaz. Şaşırdın değil mi? Ya bu kadar değişkene o zaman korktuk değil mi? Herkes korktu işte. Şimdi korktun değil mi bu? Sen zahmetli bir kaptıra böyle hep durur. Şimdi korktuk, ben de korktum. Sen korkunu ben hissediyorum. Noktayı istinadı arar yani o zaman. Tabii Çünkü bir sabitlik arayacak illa İki Ya imandan imandan daha değerli bir şey var mı? Yok. Yok. Hmm. Onu sabit bir yere koymak istemez misin? Hayır. Şimdi eve girer girmez Fort Toya mı koyarsın altınlarını? Yoksa odana odanda da çekmeyeceğim, Değil mi? <laughs> o zaman <laughs> yani o zaman imanını nereye koyun? en sağlam yerine? En oynak yere koymuş. Yani en oynak. Hakikat meratibi nihayetsizse demek ki o nihayetsiz meratibte de devamlı değişen bir şekilde terakkinin de şeyi. O zaman ben böyle bir yol buldum biliyor musun bir du duamda. Ya Rab imansızlıktan korkuyor dedim. Senin bu kalpteki bana verdin hakikat mahiyeti sende. İmanın mahiyeti sende Allah'ım. Zatında. Ben korkuyor. Sen de diyorsun ki Ya Rabbi emaneti ihanet etmek münafıklık alametidir. Emaneti ihanet etmek. Bunu sen öğrettin. Emanetin hakikati mahiyeti sende Allah'ım. Ben korkuyorum. Bu emanet bende. Ben de sağlam bir yere koymak istiyorum. Kilitli sandık. Allah'ım bendeki imaneti iman, imanımın sana emanet bırakıyorum. Emanetlerin en hayırlısın sensin. Allah'ım benim imanıma mukayet ol. Ben sana emanet ediyorum. Amin. Amin. Ne olacak? Şeytan geldi imanın gitti. Sureti bende iyiydi. Hakikati Allah'tan geçti bolun bazen Götüremez. Nereye gitti? Allah'ta olanı nasıl gidiyor? Allah'tan mı alacaksın sen şeytan? Benim imanımın hakikati orada. Emanet ettim ben Allah'a. Kağıt bende gitti. Emanetçi var ya hava şey havalimanlarında veya otobüs karlarında. Eşi orada. Kağıdı kaybettim. Ama başka alamet koydum. ya e, tamam o kağıdım gitti diye ben şimdi valizi bırakacak mıyım? Oraya emanetçi bıraktım. Emanetçi yanmadıkça. Benim imanımın sureti bende. Kayboldu. E hakikat onda. Gitti gene fotokopisini çekelim. Ben emanet Allah'a bıraktım. Vesveseli insanlara diyorum ki. imandan vesvese ediyorsan. imanım acaba gitti mi? Allah'a emanet bırak. Ya Rab imanımı sana emanet ediyor. Amin. Amin. Şaka değil ha bu. Şaka değil ha imansızlık ne demektir. Ama böyle deyip de herhalde bir şey yapmamak da anlamına gelmez. Zaten bir şey yapmayan adam bunu diyemez. Hatırına da gelmez. Allah da çıkarttırmaz. Allah öyle murat ettiği için sana söylettiriyor. Söylettildiği için kabul edecektir. Hazreti Ömer söylüyor hadi Allah Sen diyor, duanım, duam kabul oldu mu, olmadı mı, olacak mı, olmayacak mı endişe etme. Dua yapabilecek miyim? Ondan endişe et Melekte kalp yok mu? Abi? Var olmaz hmm. olur mu? Ama tısım sahip. Bizim gibi kalp. Şey kalp yok mu hayvanda? Cinde? Şeytanda da var. Şeytanın şeytanı var mıydı? Hatırlarsın. E beden, bedenimizin de kalbi var. <laughs> var. Ama yok, şu, kalp. Yok. ben şunu söylemek istedim. Şu, kalp, o yok. E, değişken ya. Ama o şekilde çalışıyor onun kalbin. Samimi bir şekilde kalp ile tasdik ederek kelime-i tevhid getiren kişi Müslüman olur. Buhari ilim babının 33-39. sayfa. Namaza gireceğim. Şimdi şöyle. Lazım olsun. Adam rüküde. Rüküde. Şimdi desem ki ya Rabbi niye teyledim öğle namazının farzını kılmaya teveccüh ettim. İşte yöneldim Kıble-i Kabe'ye. Kabe, Kabe Uydum hazır olmamına değene kadar adam kalktı. Bunu dedin. De. Dille ikrar. kalbi ikrar. Dille ikrar. Kalbe tasdikti. Ne diyeceksin? Bunu dersen adam orada kaçıracaksın. Öğle namaz. Öğle namaz. İmam Allahu Ekber böyle. Allahu Ekber girersin girmedin namaza. İftidat böyle Allahu Ekber dedi namaza girmedi. Şimdi bak şimdi. İftitah tekbirini anlatayım. İftitah tekbiri namaza giriştir. Allah demek farzdır. Ekber demek vaciptir. <laughs> El kaldırmak sünnettir. Mesela hiç bunu yapmadan da olur. Allahu ekber, Allahu ekber. Bu namaza girdin. Bak, iftitah tekbirinde Allah demek farz. Kebir diyebilirsin, ekber de diyebilirsin. Bu vacip. Allah desen girersin. Allah dedin girdin. Ekber dedin. Rukiye yetiştin. Bak Allah demek farz. Ekber demek vacip. El kaldırmak sünnet. Şimdi imama o uydum şunlar işte öğle namazı önümdeki farzana sünnettir. Sen onu aş. Rekata yetiş. Öğle namazı farz imam. Allahu ekber. Namaza girdim. Allahu ekber. Allahu ekber rekata geç. Yetiştim. Nere kadar yetiştim? 90 derece ya. Bu 90. Eğer buraya bu olsa 180 olur. 90. Nereye kadar yetişirsem rekata yetişirsem bu kalkarken eğer 45 dereceye kadar kalkmışsan namaza girdin. 50 derecede yetişmişsen o rekata yetişemedin. Tekrar. Ya tekrar değil, onu iade edeceksin. edeceksin. Yani tek, tek Bunu tamamlayacaksın. Şimdi Allah demek farz. Elini kaldırmadan da girebilirsin. İmam, hiç bu ifade etmiyorum bak. İmam, öğle namazı. Allahu ekber. Allahu ekber. El bile kaldırmadım. Allahu ekber. Girdim. Allahu ekber. Rekata girdim. Tam kalkıyordu, yakaladım. Şimdi bu yapmış Evet kalben tasdik, lisanla ifade, şey, lisanla ifade İkrar. ediyoruz. İkrar. Lafzı farz, kalbi kalb kalb, farz. kalp farz. Kalp de namazı. öğle namazı imam. Demek farz. Yani niyet bu. Evet. Niyetin farzı bu. Niyetin farzı bu. Hiçbir şey demiyorsun. içinden evet. İçinden geçiriyorsun. Öğle namazı içinden. Bir böyle ne yapıyorum? Öğle namazı farzı. İmam. Bak. Allah. Ama böyle yaparsan Allah Ekber girdin. namazı namaza girmedin ki. Rükiye girdin. Namaza girmeden rükiye girdin. Yok senin kimliğin yok. Çık dışarı dedi. Zaten girmedin ki. Bir rekatta da imamdan iki defa önce ve sonra imamdan iki defa hareket öncelik yaparsan gene o namazın dışına atıyorlar seni. <laughs> Samimi bir şekilde kalbiyle tasdik ederek kelime-i tevhid getiren kişi Müslüman olur. Buhari ilim 33 39. İman kalbin tas e, tasdikidir. Temiz kalp çok önemlidir. Meal kalpleri nurlandıran Allah'tır. Buhari e, dava Davat 9. Müslim neresinde Musafirin 181. Dinde önemli bir yeri bulunan takvanın mahalli kalptir. Nerede geçer? Kur'an'da 22 33. E, hadiste Müsned 5 şey 7 71 379. Kalplere sekinet, itminan, sebat ve huzur veren Allah olduğu gibi nerede yazıyor bu? 2 60 3 126. 5'e 113, 8'e 10, 13'e 28, 48'e 4 ve 18. Kalpleri hidayet veren, kalpleri kaynaştıran, merhametli, şefkatli ve insaflı kılan da odur. Nerede yazıyor bu? 3'e 103, 57'ye 27, 64'e 11. Bu sayfayı bitirdik mi kesiyor. O zaman bitirmeden bir şey daha. Çok özür diliyorum. <laughs> şimdi, şimdi Davut'la genelde bir şey, şey yapıyoruz. Onun sorularıyla biraz şey yaptı benim de. Şimdi dedi ya Hasan abi. Dediniz siz dediniz ya. Şimdi e, unu alıyor misal. E, mayayı alıyor. İşte suyu alıyor. Buradan ekmek olarak çıkartıyor. Çıkartıyor ama bu esnada kendisi de değişiyor. Mesela misal şu oda. Değişmez de Davut. Değişir de. İkisini de aynıdan yapıyor. Hem değişme hali var hem değişme hali var. İkisi de var ha. Akıl almıyor. Öz olarak söyleyeyim o zaman. oluşmak istediğim yer. O netice, şey, o, o, değişimdeki, o değişimin ismine biz şans manevi diyebilir miyiz abi? Mesela biz burada her şeyi yapabiliriz değil mi? Altı yönle ortaya çıkıp her şeyin her şeyiyle olursa şahs-ı manevi. İlim neydi? 550 sözlerde geçiyordu. İlim, her şeyin her şeyini ve her cihetini bilmek. Bak, ilmi, ilim her şeyin, her şeyin ve her cihetini bilmek. Tamam. Peki başka? Ee, şey de söylüyor eski eserlerde. İlim, o dönüşüm, e, kalpte diyor, e, hazm olunmayan, yani bilgiler kuvvete dönüşürse, sana dönüşürse ona adı ilimdir. Dönüşmen bilgidir. Devam ediyorum. Öten yandan dediğin doğru şahs manevi denilir. Değil mi? Çünkü içinde ham da var. Olgunlaşmış meyve de var şahs manevi. Dost, kardeş, talebe, has, ehasas. Hepsi var. Şahs manevi. Kalbin şahs manevisi ama. Şahs manevisi. Ama çok tuhaftır. Değiştiği anda değişmediği tarafı da var. Akıl almıyor çünkü ak, aklı iş değil kalp başka bir sahaya giriyoruz değişince eski hali yok olmuyor o da duruyor, o da duruyor. kanı değiştirmiyor ya kalp kanı pompalar <laughs> ha, ha hızını mızın. ha devir, devir daima tamam evet o değiştir devir evet o deği dönüşümü ha, o ama kendi kendisi sabit gibi oysa kendisi kendisine de kan pompalıyor. Kanı da yok mu yani onda? Onunla kanla yaşıyor da. Kanla yaşıyor. Tabii canım. Ne? Yani kan bütün organları kan basarak canlılığa vesile olduğu gibi o kanı kendisi kendisine de basıyor. Kalpte kan yok mu? Yoksa haşa şu kuralsız garip bir değişme değil bu yani? Öyle bir şey değil. Ne olacak belli olmayan bir Giren ile çıkan kanınızı çok farklı ya. Abi o zaman haram yersen değişir. İşte atıyorum hislerini kötüye kullanırsan değişir. İyiye kullanırsan iyi olur. Öyle mi? Tabii pisko mesela birisi olumsuz felaket telalli yaptı. Kan hareketi değişmeyecek mi? <laughs> Heyecanla kalbi o zaman kalbi de değiştirecek. Oynatacak da kalbi de. Herhalde, <laughs> Bak haram ve helal kanı değiştiriyor. Kan da kalbi değiştiriyor işte. Bağlı bir şey. bağlı. <laughs> Öte yandan kalp olumsuz yönden de değişir ve türlü renklere girer. Kur'an'da kalp körlüğünden bahsediliyor. Kalp körlüğü, kalpte körlük varmış. 22-64. Kalp kasavetinden ve taşlaşmış yüreklerden bahsediyor. Nerede? 2'ye 74, 5'e 13, 6'ya 43, 39'a 22 bahsedilmiş. Kalpleri mühürlenmesi nerede var? 2'ye 7, 16'ya 108, 45'e 23. Gerçeği anlamaktan alı konulması yani mesela eli dalalet vehim ve vesveseler ve de kalbi oyalıyorlar gerçi anlayamazsın diye gerçi anlamakta alı kolunması alı kolunması e, 7'ye 101 10'a 74 kilitlenmesi ve üstüne perde çekilmesi var kalp kilitleniyor değişmiyor bitti ya ve üstüne perde çekilmesi Kur'an'da 2'ye 88 6'ya 25 17'ye 46, 47'ye 24, 83'e 14. Üzerinde de durulmuştur. Evet. Allah da sabit kılabiliyor. Allah'ım sabit kıl diyor ya duada peygamber. Dinin üzerine, itaat üzerine sabit kıl. Allah Allah yoldan sapanların kalplerini saptırır. Onlar olduğu için. Nerede geçer? 61'e 5. Yani insan kendi iradesiyle kötülüğü tercih edip o yönde teşebbüse geçerse Allah da onu cele kötü yola düşürür. Peki bu hakikaten o kadar enteresan bir şey ki. Ya sizin yapınıza göre de diyor ki mesela bu adam bir hayır işlemeyi düşündü. Hemen o haneye gönderiyor. Sevap yazılıyor yapamasa da. Evet. Ama kötülük de yapmıyor. Bunun kararını nasıl bir yapıyor? Bu Bununla Allah oldu merham merhametliyle böyle. Bak şimdi merhamet nedir? Hak yemeyiz. Nedir? Yanlışa yanlış yazacak, doğruya doğru yazacak. Ama merhametin merhametlisi doğruya doğru yazacak, yanlışa yanlış yazmayacak. Ben şimdi alacağım var. Hak haktır. Yani yani mesela diyelim ki verdimse alırım. Vermesem alabilir miyim zaten? Yok. Allah öyle değil işte. Verdiğin için almıyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Vermediğin aldı alıyorsun. Niye veriyor? Allah olduğu için. Niye ben vermiyorum? Vermiyorum. İnsan olduğum için. O böyledir. Yani bu dönüştürmeyi kalple mi kilitlemiş Hasan abi? Kalple oluyor. Kalple oluyor değil mi? Mesela diyor ki Allah'tan istediğini almak istiyor musun? İstiyorsun değil mi? Ben de istiyorum. O zaman Allah'tan istediğinin istediğini alabilmenin yolu onun istediği gibi olmak. Hidayeti ben veriyorum diyor. Cebir yok. Cezayir'de cebir var. Hidayeti ben veriyorum. Kime veriyor? İsteyene veriyor. Hidayet başka bir şey. Mesela Güneş diyor ki Hidayeti ben veririm. Ziyayı ben veririm. Kime? İsteyene. Panjurunu açana. Yani Güneş şems ezeli olsa Allah aşa Ondan çıkan ziya foton hidayettir. Eve girdi, ısındın, çiçek büyüdü. Sonuç oldu iman. İman sonuçtur. Güneşten gelen ziya hidayettir. Allah'a da güneş, denir Hidayet ediliyor. Devamlı sana güneş vuruyor. Ama perdeyi kapatmışsın. Nasıl gitsin güneş? O zaman men yaşa ben hidayeti ben veririm diyor. E cebir mi var? Hayır. Üstemeyene vermemiş. Yani o zaman hidayet olmayanlara Allah niye vermedi? İstemediği için. İstemediği için. O münafık aşağıda biraz bahsettim. Allah hidayeti vermedi değil. Allah'ın verdiği hidayetini kabul etmediler. diyor. Kalbin en iyisi iman, en kötüsü küfür ve inkar olan çok çeşitli halleri vardır. Bitiyor. Kalp hem Rahmani hem de şeytani kuvvelerin kuvvet yani. Mücadele alanıdır. Bir hadiste bu husus kalbe iki dürtü vardır. Biri melekten, diğeri şeytandan. Tirmizi Tefsirül Kur'an 2'ye 20 35 şeklinde ifade edilmiştir. Gazali'de duruyoruz. Ya yok Gazali'de de aynı şey söylüyor. Gazali'de geçiyor bu İhya 111 bir de 26. şeyde. Burada duruyoruz. Allah nasip ederse e, 219. sayfadan kalp insandaki büyük önemi diye başlıyor. Fahir davahum en Rabbil alemin. Ya Rabbi kalbi başladık. Kalplerin sahibi sensin. Tutan sensin. Bize nasip ettin. Dua ettiriyorsun. Bunu da nasip ettin. Allah'ım peygamberin istediğini biz de istiyoruz. Ne isteyeceğimizi de bilmiyoruz. 124 bin peygamberin istediğini istiyor. Sığındıklarında da sığınıyoruz. O istemiş demiş ki... Ey kalpleri evir çeviren Rabbim Allah'ım... Benim kalbimi dinine ve rizanda sabit kıl. Allah'ım peygamberin Habib'in hürmetine... Kur'an'ın hürmetine... Ve risale şahsı Şahs-ı Manevisi'nin hürmet ve hatırına... Duamızı kabul eyle Ya Rabbi... Hayli işlerde bizi muvaffak eyle... Şer şeylerde muvaffak etme... Varsa ya Rabbi ki var. Affeyle mağfiret eyle. Allah'ım kim bizim hukukumuza tecavüz etmiş. Haklarımızı tarmar etmiş. Müslüman olmak şartıyla hepsine hakkımızı helal ettik. Kafir hariç. Ya Rabbi onların da bizim eğer haklarımız bizim etmişsek. Bize hakların helal etmelerinde nasip eyle ya Rabbi. Risale-i Nur şahsi manevisi hürmetine bizi Risale-i Nur talebesi kisvesiyle bu dünyadan göçmeyi, teris olmayı nasip eyle. Amin. Ve ahirde en Rabbil el Fatiha.